Üçgenden merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Yine ekonomide ve ekonomiyi etkileyen jeopolitik olaylarda hem dünyada hem Türkiye'de konuşulmayanları sizler için konuşacağız. Bu hafta Ulak Tuna yok. Haftaya bizlerle birlikte olacak. Biz Selçuk Geçer'le birlikte sizler için gerçek gündemi masaya yatıracağız. Sevgili Selçuk, bir haftaya daha başlıyoruz. Evet. Bir bayram arası verdi. Ne yaptık bayramda? Bayramda İstanbul'daydım ben. Yani İstanbul'u yaşadık yani. Güzeldi bence. Güzel değil mi? Evet, şimdi bomboştu. Yağmur hariç. Millette para yok diyorlar bir de. Herkes en klasik geyik yani. AVM'ler doluydu. Klasik iki. AVM'ler de acaba bir o vardır. Bir AVM'ler dolu abi, para yok. Bir de burada herkes tatile gidiyor şimdi falan. Adını vermeyeyim. Mecidiyeköy'de bu çok eski alışveriş merkezi satışa çıkarılıyormuş ya. AVM'ler iş yapmadığı için. AVM'ler de gidiyor ufak tabii ufak. Ya hem iş yapmıyor hem giderleri çok yüksek. Dolarla bütün hesaplar yapılmış. Tabii ki çok doğru olarak Türk lirası kiraya dönüldü ve bence doğru. Hmm. Ama baktığında artık işi olsa bu kadar koymaz herkese de. Muhtemelen dönmüyor. Bir de orası bayağı iş yapıyordu. Evet. Bence sorun nedir biliyor musun? Yani kiralarını toplayamıyordur. O olabilir. Aidatları esas sebep o olabilir. Olabilir. Aidatlarını toplayamıyordur. Firmalar çekilmeye başlamış olabilir. Firmalar çekiliyordur ya da çekilmese bile ödeyemiyordur. Ödeyemeyince mecburen boşaltmak zorunda kalıyordur falan. Yine Koz Yatağı'nda bir AVM var. Türkiye'nin en eski AVM'si belki de. Orası da öyle. Yani arka arkaya dükkanlar kapanıyor. Korkunç. Ama dolu. Millette para çok yani. Ayrı. Dolu. Yani bizim Bakırköy'de de gün içi nüfus neredeyse 1,5 milyon falan. Evet. Ama esnafa gittik yok. Geziyor herkes. Geziyor. Ya kafayı dağıtıyorlar. Yani kafayı mı dağıtıyor artık gerçekten? Evde sobayı yakmayalım, doğalgaz yakmayalım, %15 zam. Biliyorsun elektriğe %15 daha zam geliyor. Asıl doğalgazı göreceğiz. Hmm. Bir ara zam oldu biliyorsun. Şimdi biliyorum, onu hissetmezsin. Şeyde ocakta o kadar yansımaz. O şey kalorifer yanmaya başlayınca bakalım, ben korkuyorum bu seneden vallahi. Ya bu Eylül'de acayip şeyler göreceğiz bence. Mesela kırtasiye zamlarını Eylül'de fark edeceğiz. Okul zamlarını muhtemelen Eylül'de fark edeceğiz. Doğalgaz zamlarını Eylül'de fark edeceğiz. Elektrik zamlarını Eylül'de fark edeceğiz. Dolar zamlarını Eylül'de fark edeceğiz. Yani her şeye zam gelecek arkadaşlar. Zaten şimdilik yok neyse ki, Allah koruyor bizi. Hiç ya zam biz zaten Selçuk, problem şu, biz hep şimdilik yaşıyoruz. Şimdi de yapıyorlar canım. Hayır. Yani seçimlerden sonra 50 tane falan zam yaptılar. Şimdilik herhalde yaşıyoruz ya, hani şu anda hissetmedik falan filan. İşte dolar bu seviyelerde ne güzel falan. Hep hep bugün, hep bugün. Aman işte Trump atarlandı, 100 bas puan indirsin dedi Fed'e. Cuma günü bakalım ne yapacak. Oysa Fed sürdürülecek bir, yani sürdürülebilir halde bir faiz indirimi yapmayacağını açıkladı. Ya garip yani. Ekonomiyi kendimiz yönettiğimizi düşünüyoruz. Yönetemediğimiz gibi başkasının yaptığından ya da yapmadığından da medet umuyoruz. Ya Trump zaten çok komik adam bir yandan da, onu da söyleyeyim. Çok. Yani biliyorsun Çinli bir marka var, telefon markası. O markayı istemiyorum dedi. Yaklaşık 15 dakika sonra falan açıklama yapıldı. 6 ay daha. Ama Trump istemiyor. Ama bak Trump da Sayın Cumhurbaşkanı da o konuda çok istikrarlılar yani. O da biliyorsun faiz arttırımı istemiyorum dedikten 15 dakika sonra falan 650 bas puanlık bir arttırım gelmişti Merkez Bankası Başkanı'ndan. O zaman şeyde Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı'nın gittiği zaman diyorsun. Hı-hı. Ya tabii tüm bunlar yine dön dolaş vatandaşa çıkıyor faturası. Tabii canım. İşsizlik olarak çıkıyor. Biraz işsizliği konuşarak başlayalım. Aslında 12,8'lik bir işsizlik var ve genç işsizliği de 24'e dayanmış vaziyette, 23 küsur. Bu olabilir mi? Olabilir. Bu resmi. Gerçeğinin çok daha üstünde olduğunu. Benim çözemediğim herkesin görmezden gelmiş olması. İşsizliği mi? Şu kadar şu kadar haberler falan böyle geçti gitti. Hayır, bir de onların işine gelen bir şey. Mesela ben A Haber'de olsaydım bunu çatır çatır kullanırdım yani. 14'ten 13'e düşürdük, 13'ten 12,8'e düşürdük, işte hedeflere ulaşıyoruz falan diye. Ama düşmüyor zaten. Ha. Ama yani 3 aylık periyoda baktığın zaman düşüyor. Niye çok yaşa? Niye görmezden gelirsin? Yani bu mesela şimdi eskiden gazetelerde neydi? Hatırlar mısın? Hatırlarsın tabii. Bir haberi yaparken de biz hala ters üçgen mantığı vardır. Hmm. Bilirsin. Şöyle.
Tabii. Bir haberin öne çıkma yüzdesi tabanın ne kadarını ilgilendirdiği ile alakalı. Aynen öyle. Ne kadar çok geniş kitleyi ilgilendiriyorsa o manşet olur. Demek ki bizde işsiz yok. Yok tabii canım yani. 12.8 işsizlik öyle önemli bir işsizlik değil bir de. Sen çok abartıyorsun bak. Bu değil mi? Duygularımı abartıyorum. Oğul da yok. Ben biraz oğlun yerinde almam lazım biliyorsun. O çünkü A Haber bültenini genelde o yaptığı için. Yani Türkiye'de işsizlik diye bir problem olduğu kanaatinde değilim. Abartılıyor. Abartılıyor tabii yani. Sonuç itibariyle 12.8 dünyada birçok ülkede vardır diyeceğim ama yok. Bir öyle bir problem var tabii. Yok yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işsizlik yok. Ama geçen aya göre düşmüş. Tabii Arjantin'de biliyorsun müthiş derin bir kriz var. Bugün Standard & Poor's da Fitch de Arjantin'e vallahi çok kötü sağlı solu girdi. Sağlı solu girdiler ama işsizlik %10'un üzerinde değil. Adamların işsizliği %10. Onlar becerememişlerdir çıkarmak. Yani bizim gibi %12.8'lik bir işsizlik yok adamlarda. %10 işsizlik ya da var. İstatistik kurumları daha becerikli olabilir. Ha, o da olabilir. Daha iyi düşürüyor olabilir istatistik kurumları. Ya peki bu görmezden gelmek nereye kadar Selçuk? Bu birçok sorunumuz için geçerli. Hadi buradan konuşalım. Görmezden gelsen ne olacak ki? Bak şimdi sen sürekli olarak bir şeyler söylüyorsun bana. Ama ben senin yani şöyle söyleyeyim. Yalanı alışkanlık yaptığını biliyorum ben senin. Hı hı. Ya da yalan söylemesen bile artık bana güven vermiyorsun söylemlerine. Ve günün sonunda sen bana bir şey söylediğin zaman ben diyorum ya Çetin tabii Çetin haklısın diyorum. Şimdi çık sokağa bak sor insanlara kaç kişi TÜİK rakamlarına inanıyor? Kaç kişi? Kimse inanmıyor. Ya bırak işsizliği sanayi üretimine de inanmıyorlar, büyümeye de inanmıyorlar, enflasyona da inanmıyorlar. Şu anda TÜİK inandırıcılığını tamamen kaybetmiş durumda. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli ve çok üzücü bir şey. Diğer taraftan geçen hafta sen mi söylemiştin? Kim söylemişti onu ya? Radyoda mı konuşmuştuk acaba? Röntgeni aslında çekiyor değil mi? Yani evet, aynen, şey aynen. Yani TÜİK. Yani röntgenini çekiyor, tahlilini yapıyor bir ekonominin. Bunun sonrasında da o şeyi çıkartıyor, sonucu çıkartıp doktora gönderiyor. Doktor bakıyor reçeteye. Şey reçete ediyorum. Tahlile, röntgene bakıyor rapora adam. Bakıyor. Aa diyor senin diyor sol akciğerinde diyor bir leke var diyor. Bu diyor kanser de olabilir, olmayabilir diyor. Bunun için tekrar tahlile gönderiyor belki. Ardından tahlillere bakıyor. Aa diyor senin kan değerlerin iyi çıkmış kardeşim diyor. Kolesterolün biraz yüksek diyor. Dikkat et kendine falan diyor. Bununla ilgili ilaçlar yazıyor, gönderiyor. Aslında önlem alınıyor o kişiyle ilgili olarak. Bak çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Önlem alınıyor. Kimin sayesinde? O röntgeni çeken röntgen mütehassısı ve o tahlili yapan laborant sayesinde yapılıyor. Aynen aslında öyle. Doktorun meziyeti değil bu. Doktor tamam son kararı veriyor, bakıyor, ediyor, görüyor. Ona göre yönlendirme yapıyor ve tedaviyi uyguluyor daha sonra ama önemli olan şey şu. Tanıyı koyabilmesi için o araçları ona kim sağlıyor? Ya bize laborant sağlıyor ve röntgen mütehassısı sağlıyor. Doğru mu? Röntgene vesikalık muamelesi yapılıyor, rütüş aynen yapılıyor. Aynen. Yani rütüş yapılıyor. Ya burada bir leke var ama bunu şöyle hafiften bitti. Vallahi leke meke yok baba işte tertemiz akciğer. Bir Photoshop'a bakar. Ya, bir Photoshop'a bakar. Aynen öyle. Yani gülüyoruz ama gerçek bu yani. Ya, ama yani açıklanan değerler de bununla alakalı. Çünkü doğru bir de örnek verdin. Evet. Yani şimdi diyor ki işsizliğin senin 12.8 diyor. Ben olsam yönetici olarak Sayın Erdoğan'ı falan çok yanlış yönlendiriyorlar aslında. Bu Cumhurbaşkanı'na kurulmuş en büyük tuzaklardan birisi. Ya ben ona çok katılmıyorum. Hayır yani kendisi de bunu istiyor diyeceksin. Kendisi kabul yani ediyorum ama ya insanın kendi kendini kandırması da kötü bir şey abi. Yani mesela kanser hastalarına hastalığı söylenmez. Türk, halbuki bak, bilirler. Halbuki söylense adam 3 ay daha güzel yaşayacak ya. Türkiye'de bırak. Rockefeller gazetesi vardı ya, pembe gazete. Ha. Türkiye'de basını Rockefeller gazetesi haline çevirdiler. Yani adam kendine bir tane pembe gazete yapmış. Kendine geliyor sadece. Bizde 20 tane var. Ve bütün ülkeye yayılıyor. Tirajları tartışılır. Çok öyle aman aman kalmaz yani tiraj alır halde değiller. Artık bedava dağıtılır hale gelinmiş Türkiye'nin amiral gemileri. Öyle diyeyim. İsim vermeyeyim. Ama bu vatandaş artık bir süre sonra hiç bak bunu son dönemde çok kişiden duydum. Hiç haber seyretmiyorum. Hiç bakmıyorum. Hiç okumuyorum.
Şimdi yalan duymak istemiyor işte, ki insanlar. Ama yani tabii alternatifler var falan filan ama yani, şu var. Metal yorgunluğu var vatandaşta. Yorduk vatandaşı. Yani doğruya doğru şimdi. Yani bizler bu konuda en karnı ağrımayacak gazetecileriz. O yüzden rahat rahat bunu konuşabiliriz. Bir taraf her şey mükemmel diyor. Bir taraf her şey kötü diyor. Halbuki az da olsa iyi şeyler de oluyor. Ama daha çok hata var. O ayrı konu. İkisini birden görmezsen doğru bir analiz yapamıyorsun. Bak ben bugün chat'im videomda söyledim onu. Dedim ki kardeşim dedim her şey güzel diyecek bir yığın adam var dedim. Daha doğrusu kötü olan her şeyi güzelleştirmeye çalışan bir yığın adam var dedim. Bizim işimiz gazetecilerin işi aslında her şey kötü demek chat'in. Her şey kötüyle burada kastım hata şu. Var. Her şey kötüyle kastım şu. İyi olan şeyler zaten normal yolunda gidiyordur. Hani bizim babaların falan bir lafı vardır. Mesela yaparsın yaparsın, iyi şeyler yaparsın, güzel şeyler yaparsın. Aferin oğlum demez bir türlü, gelip sırtını sıvazlamaz. Çünkü onun için rutindir o. Normaldir yani. Olması gerekeni yapıyorsundur. Senin gidip dedenin elini öpmen bayramda normal bir şeydir. Bunun için baban gelip senin sırtını sıvazlamaz. Aferin oğlum, dedenin elini bayramda öptün bak demez. Rutini yapıyor. Yapıyordur zaten. Ama sen hayvanlık yapıyorsan çok özür diliyorum. Gidip dedeni yanında ayak ayak üzerine atıp elini de uzatıp dede gel bakalım bir elimi öp diyorsan orada dayağı yersin abi. Bu kuraldır yani. Tamam mı? Sopayı yersin hem de kızılcıkla. Şimdi şu verdiğin örnekten yola çıkarsak birileri bunun normal olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Şimdi ayak ayak üstüne atıp elini dedeye uzatmayı normal olarak anlatmaya çalışıyor. Oysa gazetecinin işi bunun normal olmadığını göstermektir. Örneğin bizim alanımız, sen, ben yıllardır ekonomi gazeteciliği yapıyoruz. Yani doğduk ekonominin eline, oradan büyüdük. Zaten mezun olduğumuz okullar da ekonomi üzerine. Ve sadece bu iktidarın kötü çocuğu değiliz. Biz dün de iktidarın tabii canım, kötü çocuğuydu. Yani anavatan varken de biz bunları söylüyorduk. DYP varken de söylüyorduk. Söylemek de mesele değil. Şimdi biz mesela... Bizi izleyenlerden görüyorum. Müthişsiniz. Çok cesur işler yapıyor. Hayır, cesur falan değil. Normalini yapıyoruz. Normalini yapıyoruz. Olması gerek. Ama insanımız ne hale gelmiş görüyor musun Çit? Biri konuşabiliyor diyor. Evet. Ama işi bu zaten. Evet. Yani benim gidip bakkalı ekmek sattığı için tebrik etmeme benzer bu. Aynen öyle. Ekmek satıyor. Adamın işi o. Evet. Şimdi 12 nokta işsizlik çıkmış. 12.8'lik bir işsizlik çıkmış. Özür diliyorum. Ya... Biz bunu anormal karşılamıyoruz mesela. Bir dakika. Aslında manşettir. Eskiden evet. Olsa manşetti bu. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir işsizlik yok diyorum sana ya. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir işsizlik yok. Yani belki birileri çıkıp Venezuela falan diyecektir. Venezuela'daki işsizlik oranlarını bilmiyorum açıkçası ama ben orada bile bu kadar büyük bir işsizlik olduğunu sanmıyorum. Ben rakibime bakarım, İtalya'ya bakarım, Almanya'ya bakarım, ya rakiplerime da, bakarım ben. Ya da Arjantin'e bakarım. Hani onunla paralel gittiğim için Arjantin'e döner bakarım. Ya Arjantin'de devalüasyon var, kriz var, insanlar çıldırmış durumda falan filan diyorlar ama piyasasına bakıyorsun benimkinden daha canlı. O zaman ben mi kötüyüm, o mu kötü diye bakarım ben. Yani sıkıntı buralarda. E bunu da biz konuşacağız. Şimdi 12.8 işsizlik. Bir önceki aya göre 3.1'lik artış var. Herkes peki. Nereden gördü? Bir önceki, hayır. Bir önceki senenin aynı ayına göre. Yani senelik baktı 3.4. Tamam. Bir önceki ayda birazcık düşmüş. Tamam. Herkes buradan gördü tabii haberi. Canım. Şimdi bir yıllık ortalamaya baktığınızda 3.7 bu arada. Yani düşüş. Artış işsizlikteki. Genç işsizliğe baktık. 23.3. 3.1 tamam düzeltelim 3.1. Genç işsizliğe baktık 23.3. O çok yüksek. 15-64 yaş arasına baktık 3.2 artış var orada 13.1. Şimdi pardon, bu da kafa karıştırıcı. Bak 15-64'ü özellikle konuşman gerekiyor. Bu Türkiye'nin nitelikli nüfusu şu anda iş gücündeki nüfusu. Tam ona valla var ya bazen o kadar uzun zamandır seninle bu işi yapıyoruz ki. Aynı yere bakıyorsun. Ruh eşi gibi olmuşuz yani. Aynı yere bakıyorsun. Ya kardeşim bizim gerçek işsizliğimiz burası aslında. 15-64 yaş. Yani diğeri değil. Esasen 15-64 yaş arası bizim gerçek işsizliğimiz 13.1. Yani 12.8 13.1 o da çok büyük bir fark yaratmıyor fark bana göre ki de. Yani. İkisi de yüksek bu arada. Düşük falan değil. Bir bu kadar da iş aramaktan ümidini yitirenler koy. Var.
Bir o kadar da kayıt dışı işsizlik denilen şey var. Bak kayıt dışı işsizlik hep yanlış yorumluyor. Onu da bir tarif edelim. Kayıt dışı işsizlik demek işi olmayan ama kayda girmeyen işsizler demek. Evet. Yani bak, iş kura başvurmamış. Ama adam kayıt olmamış, iş kura kayıt olmamış ya da işte o anketlere falan denk gelmemiş olan adam. Kaç aydır bak bu ay var mı o? Bu ay burada göremedim ben onu. Koymamışlar kayıt dışı işsizliği. %35 ile %40 aralığında. Ki, bence o da çok iyimser. Tabii. Yani kayıt dışı işsizlik. Kayıt dışı işsizliği buna eklediğin an %25'e çıkıyorsun zaten. Kayıt dışı istihdama baktığında 34-35'lerde geri kalanı 60 yapar zaten. Kayıt dışı istihdam varsa bir o kadar da kayıt dışı işsiz var demektir. Yani garip bir durum var ortada ve diğer taraftan bu neden oluyor kardeşim? Yani Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. Nasıl uyuşmuyor abi? Senin sanayi üretimi verin geldi. O da düşük. İşin rezil tarafı artık sert konuşacağım kusura bakma. Rezillik bu. Piyasanın beklentisi ne sanayi üretimindeki düşüşle ilgili? 0.3. Ne geldi? 3.7. Yani %300 sapma. Ya sen nasıl ekonomistsin ya? Sen nasıl akademisyensin? Sen nasıl tradersın? Sen nasıl piyasa yapıcısın? Sen nasıl piyasa okuyucusun? Görmediler. Onu da görmediler. Sen nasıl bürokratsın, siyasetçisin? Neyse adın artık. 0.3 tahmin ediyorsun. Düşüşü. 3.7 geliyor. Ve ondan sonra bizim işsizliğimiz niye böyle diye şaşırıyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim. Orada daha turizm yok bizim işsizliğimizi etkilemiyor şu anda turizm. Turizm bu işsizliği önemli ölçüde etkiliyor şu anda düşüş anlamında. Ki o bile çok sınırlı kalmış. Bir ay, 1,5 ay sonra turizm sektörü kapatacak dükkanı. Tarım da kapatacak dükkanı 3 ay sonra. Oradan gelecek işsizler buraya eklenecek mi acaba? Ya Selçuk, biz 2018'in sonundan beri bağırıyoruz. 2019'un bir numaralı gündemi işsizliktir diye. Gerçekten de işsizlik gidiyor ama senin basın yayın organların görmezden geliyor. Aynen öyle. Yani kadıyı kime şikayet edeceğim ben? Sıkıntı burada bak. Affedersiniz. Yarına bir yazı yazdım. Daha okuyamadılar. Bu arada ikimiz de yaşlanıyoruz. Ya. Birimiz hapşırıyor, birimiz tıksırıyor. Yaşlar artık ilerliyor galiba. 5-0'a merdiven dayadık ya. Dayadık mı diyorsun? Endüstri 5-0 oluyor. Senindir o, benim daha 3-0. Endüstri 5-0 oluyor. 4-0 açtık yani. Şimdi bak, yarına doğru iş yanlış karar diye bir yazı yazdım. Çünkü bir habere rastladım abi. Bak şimdi. İşkur bir şey yapacakmış. Türkiye'nin mesleki beceri envanterini çıkaracakmış. İlgimi çekti, çok güzel. Yani doğru iş ama karar yanlış. Çünkü Türkiye'nin mesleki beceri envanterini 15 ile 24 yaş grubu arasında 12 milyon genç üzerinden yapacakmış. Türk iş yapıyor değil mi? İşkur. İşkur, ha. Türk iş dediğin sandım bir an. Çok, ben de belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim. İşkur. Şimdi bu çok geç. 15 ile 24 yaş grubu arasındaki insanlar zaten mesleki beceri noktasında, envanter noktasında geç kalınmıştır. Şimdi bunu senin 0 ile 7 yaş grubu arasında yapman lazım. Hatta işte 2 ile 7 diyorlar. Türkiye'nin oradaki, yani Güney Kore örneğinde olduğu gibi, sen orada bir mesleki beceri, çocuğun eğilimini tahlil edeceksin ki ona göre hem eğitimini hem projeksiyonunu ona göre yapasın. Şimdi 15-24 yaş grubundaki mesleki beceri dediğin şey, bu hani biraz zorladın mı iş gücü piyasasında zaten artık çok geç. 15 belki ama 18-19'dan sonra çok geç artık. Şimdi doğru iş nasıl? Şunu şöyle yapabilirsin. 15 ve sonsuz. Yani hazır böyle bir çalışma yapıyorsun. Doğru iş bu olur. Türkiye'nin bütün iş gücü envanterini çıkart. Ve bence sana bir şey söyleyeyim mi? En tehlikeli grup hangisi biliyor musun? 15-64, 24-64 mu?
en tehlikeli grup 35 yaştan sonrası. Hmm. İşsizlik anlamında. Ne en genç? Tehlikeli demeyeyim de en şanssız grup. Arafta kalan. Şimdi 35 yaşından sonra adamın kolay kolay iş bulması neredeyse imkansız. İş bulamıyor ki adam. Ki bu da bir tenakkuzdur. Aslında tam kullanılması gereken yaş. Tam yaştır. Tecrübeli bir yaş değil mi? Ama bizde hep 30 yaş altı aranıyor. Gariptir. Onda da tecrübe aranıyor. Nasıl bir şey bu, anlamış değilim. Abi, yani çocuk zaten gitti, okuldan mezun oldu. Askere gitti geldi 25. 30 yaşında tecrübeli eleman arıyorsun. Mümkün değil zaten. Şimdi madem böyle bir şeye girişiyorsun. Bunu da çıkart. Aferin mesela. Tamam. Hayır, zaten mesleki beceri envanteri çıkmaz buradan. Olsa da sadece teşhis yaparsın, tedavi uygulayamazsın. Tamam, derdin teşhisse ve buna göre en azından geçici bir projeksiyon yapacaksan 15 ile 64 arasını yap. Benim Türkiye'deki iş gücü fotoğrafım ne, bunu çıkart. Buna göre sektörel bir takım işte teşviklerine mesela, atıyorum, bakarsın o iş gücü envanterinde bilişimci çoktur. Ha dersin ki yazılımcı, yazılım sektörüne destek vereyim. Hmm. Tekstil konusunda çalışan çoktur. Ha bir dakika, tekstile de, hazır giyime de destek vereyim. Yani anlatabiliyor muyum? Buradan bir projeksiyon çıkarıp bugünü kurtarabilirsin. Ama geleceği 15-24 yaş arasındaki envanterle kurtaramazsın. Ya niyet meselesi. Ciddi söylüyorum. Ya bunun için her dünyanın masrafı yapılacak. Ya şimdi sen sanayi üretimi verisinde de çıkartıyorsun ortaya işte 0.3 deyip 3.7'yi çıkartıyorsun. Ondan sonra imalat sanayine bakıyorsun. 4.2'lik bir kayıp var. Üretimin bel kemiği imalat sanayi. Yani diğerleri de önemli belki ama imalat sanayi bel kemiği. Sanayi üretimiyle ilgili ne yapacağız? Üretim yapacağız biz diyorsun mesela. Buradaki gibi. İşte verimli iş gücünü bulacağız. Bulacaksın da bir dakika, nasıl bulacaksın? Hangi artı bulduktan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra doğru yaş aralığı bu mu dediğin gibi? Yoksa belli bir yaştan sınırsıza mı gitmek gerekiyor? Yani bu bugünün teşhisi ve tedavisi ise bunu sınır koymadan yapacaksın. Hayır, göz boyamak abi. Ya iç karnımızdan konuşmayalım. Göz kötüsü, boyamak bu yani. Selçuk, 12 milyon genci bir kere nasıl analiz edecekler o ayrı konu. Yani metodolojisi yok çünkü burada. Hmm. Ona da ayrıca bakmak lazım. Ama 12 milyon genci envanterini çıkarmak için, bak kötü iş demiyorum, doğru iş yanlış karar diyorum. Bu envanterin çıkması gerektiğini zaten biz yırtınıyoruz ama buradan bunu mesleki beceri envanteri diye çıkartman yazık, günah. Bak dünyanın parası harcanacak bu işe. Aynı parayı ben diyorum ki 15 ve 64 arası için yapıp ona göre bir projeksiyon yapalım. Bak şimdi açtıracaksın kutuyu, söyleteceksin. Hadi açtık kutuyu. Ya zorla beni tahrik ediyorsun. Estağfurullah. Ciddi söylüyorum yani. Bak şimdi. İlk 7 ay içerisinde. Ne yaptım çok merak ettim. Bak şimdi. İlk 7 ay içerisinde bütçe verilerine bakıyorsun. İlk 7 ay içerisinde en büyük harcama nereye yapılmış diyorsun. Bakanlıkların bile üzerinde olan 6,5 milyar liralık harcama Diyanet'e yapılmış. Tamam mı abi şimdi? Ne yapılmış acaba 6,5 milyar lira? Bak 6,5 milyar lira 7 ay içerisinde Diyanet harcaması olarak kullanılmış. Dönüyorsun bakıyorsun abi. İşsizleri eğitmek için ya da kazandırmak için bir sosyal çalışma da var biliyorsun. Oraya ne kadar harcama yapılmış diye bakıyorsun. 2,5 milyar. Üçte biri neredeyse. Yani işte... Ondan sonra bana gelip işsiziz biz diye ağlamayacaksın. Niye bizim işsizliğimiz artıyor diye ağlamayacaksın. Bana böyle hikayelerle gelmeyeceksin. Yine başka bir veri vereyim sana. Bir kara delik var bütçede yine. 41 milyar liralık bir gelir elde edildi. Nereden? İhtiyat akçesinden. Yani babaannenin kefen bezini patlattı bizim hain evlat Ülkeş. Patlattıktan sonra da bunun 21 milyarı göründü. 20 milyarı ortada yok. Ne yapıldığı belli değil. Onun için bir kara delik. Sonra Sözcü Gazetesi'nden bir kardeşimiz iyice inceliyor falan. Ben de baktım, sahiden de öyle. 20 milyarın gittiği yer, 9 milyarı müteahhit abilerimize gitmiş, ödeme olarak kullanılmış. 8 milyarı da müteahhitlere müşavirlik yapan danışman kuruluşlara gitmiş. 17 milyar gitmiş yani. 20'nin 17'si. O müşavirlerin içinde de 2-3 milyarına bakıyorsun, direkt gayrimenkul sektörüne gitmiş diye görünüyor. 3 milyar da işte diğere gitmiş. O diğerin de ne olduğunu seçim harcaması az çok tahmin ediyorsun. Ya seçim ya inşaat yine. Ha, yani yine inşaat olabilir o da.
adını mesela zaten şey diyor, inşaata verilmiş 9 milyar ama onu bölüyor, alt kalemlerini anlatıyor, tamam mı, işte 4 milyarı işte müteahhitlere, 3 milyarı diğer yazıyor. O diğer ne olduğu ya, belli değil. 3 tamam milyar mı dediğin şey 3 katrilyon. Tabii. Yani eski parayla para konuşalım madem. Bulunamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı para bunu yani çok sever, seviyor. Çünkü rakamları durumu göre ya eski para ya yeni para kullanıyor. O zaman biz de yapalım Sayın Cumhurbaşkanı. 3 katrilyon liradan bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve bu para abi müteahhitlere verilmiş. İşkur'un, düzeltiyorum, işsizlik fonunun akıbetine bakıyorsun. Harcamaların çok küçük bir kısmı işsizlere gidiyor. İşsizlik maaşı olarak büyük kısmı işverenlere dönmüş. O işveren de muhtemelen müteahhitlerine. Şimdi bu koşullar içerisinde sen işsizliğinin düzelmesini bu tür yöntemlerle mi düzelteceğini sanıyorsun? Yani senin bir yıl üniversite mezunu gencin işsiz geziyor. Bir yıl gencin işsiz geziyor. Bu 20 milyarı acaba bu gençlerin geleceğine yatırsaydın? Çok gençlerin tecrübe kazanmasına yatırsaydın, bu gençlerin bir işe dahil olmasına yatırsaydın, mesela iş yerine gidip deseydin ki iş adamlarına, sanayicilere, kardeşim tamam, Ahmet'i bir yıl boyunca ücretsiz çalıştıracaksın, maaşını ben vereceğim devlet olarak, al sana tecrübe ya, ama bu çocuğa tecrübe kazandıracaksın. Ya sen kazanacaksın bu çocuğu, iş yerinde uzun vadeli çalıştıracaksın, ya da bir yetiştireceksin, bir sene sonra ben nerede açık varsa oraya yerleştireceğim. Bir senede sana sigorta da ödetmeyeceğim bu çocukla ilgili, stopaj da ödetmeyeceğim. Aynı zamanda maaşını da devlet olarak ben karşılayacağım. Nereden karşılayacağım? İşsizlik fonundan karşılayacağım. Nereden karşılayacağım? İhtiyat akçesinden karşılayacağım. Nereden karşılayacağım? Bütçeden karşılayacağım. Sana ne kardeşim? Para devletin parası ve ben devletin kalkınması için bu gençleri kazanmaya çalışıyorum deseydi kazanamaz mıydı? Abi Ankara Büyükşehir'in 100 günlük performansına baksana. 160 milyon fazla verdi. Ya da bir başka sosyal problem diyemez miydi? Ya 35-40 yaşından sonra bu insanların çalışması mümkün değil. Ey işveren, bunları çalıştıracaksın. Aynı engellileri çalıştırdığın gibi, mahkumları çalıştırdığın gibi. Ha, sen çalıştırmıyor musun? O zaman ben bir iş yaratıyorum. Abi çok ya da kardeşim, hiçbir şey EYT'liler meselesi oraya getiriyorum abi zaten. Ya da hiçbir şey yapmıyorum kardeşim, tamam ya, sen zaten kazanmışsın bu hakkı. Veriyorum sana emeklilikte yaşa takılanlara emekliliğini. Git kardeşim, tamam, 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira neyse maaşın, çekil köşene yaşa diyemez miydi? Çok rahat derdi. Ya daha kötüsünü söyleyeyim ben sana. Şimdi Endüstri 4.0 konuşuyoruz, dijital dönüşüm konuşuyoruz, işte dünyayla eş zamanlı bunları konuşuyoruz. Gereğini yapıyor muyuz tartışılır ama senin böyle bir zamanda 24 bin mühendisin, bak 94 bini işsiz de, bunun 24 bini yurt dışına gitmek için başvurduysa böylesine kritik bir zamanda, mühendis altın değerindeyken. Şimdi 24 bin yurt dışına başvurduysa bunun anlamı şudur. Bunlar kalifiyedir ve yurt dışında iş bulacağına inanıyordur. Bak, 24 bin. Bu manşettir abi. Türkiye'nin her şeyi bırakıp bu çocuklar niye gidiyor diye tartışıyor olması lazım. Tabii. Biz ne tartışıyoruz? Gündeme bile almıyoruz bunları. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ve gündemimizde bizim işsizlik yok. Bizim gençlerimiz yok gündemimizde. Bizim gençlerimiz yok. Hiçbir yerde yoklar. Ama ya bugün ben bir liste çıkarttım. Şöyle bir baktım. 30-40 kalemde zam yapılmış bu ülkede. Bu 30-40 kalemi geriye dönüp baktım. Dolar 7-20 lira olduğunda bu 30-40 kaleme neredeyse %50 zam yapılmış. Bugüne kadar da o zamlar %100'e gelmiş. Neredeyse bak, ikiye katlamış o mal kalemlerinin çoğu. Dönüyorum, bakıyorum. Çok övünüyoruz ya. Ben 12 derken benimle dalga geçiyorlardı. Olur mu öyle şey? Ya da sen işte paranın değer kaybetmesi gerekiyor, Türk lirasının normal standartlarına gelmesi gerekiyor derken olur mu canım falan diyorlardı ya sana. Ama günün sonunda abi deviliyor bir seneden, bir senede hayır 7.20'den 5.50'ye gelmiş dolar. Peki niye fiyatlar burada? Niye fiyatlar ikiye katladı? Madem dolar fiyatları yükseltiyordu da dolar düştüğü zaman fiyatlar neden düşmedi? Hadi bunun cevabını versinler. Çünkü ekmek bak, niye 1,5 yerine 75 kuruş oldu? 7,5'u bırak abi. Şu anda kaç? 5.50 mi?
5.65 bugün. 5.50 diyorum. 5.50. Yuvarlak zaten 5.50'ye geldi. Buraya nereden çıktı? Bak herkes bunu ıskalıyor abi. 3.5'tan çıktı. Evet. Yani neredeyse %80 enflasyon hariç üretici, tüccar devalüasyon yedi. Doğru. Ve biz şu anda enflasyona etki eden zamları sadece enflasyon üzerinden konuşuyoruz. Daha o devalüasyonun farkı yansıtılmadı fiyatlara. Peki ben de soruyorum. Bu tamamen ama dövize bağlandı bu süreç. Bu enflasyonist etki. Abi üretim maliyetinin artmasından... Diyelim ki öyle. Bak, kabul edelim. Elektrik... Peki niye düşmüyor abi? 7.20'den 5.50'ye geldi mi bu? Düşemez abi. Bak elektrik artıyor niye mu? Niye düşemiyor abi? Bir dakika. Elektrik artıyor mu? Evet. Artıyor. Şimdi az ya da çok... asgari ücret arttı ve hala onun farkı kapatılamadı. Değil mi? Biz hep ne diyoruz? Asgari ücreti arttır ama arttırırken sübvanse et. Firmalar batmasın. Doğru. Bak bu arttı. Bu arttı. Petrol fiyatları nedeniyle bak 40 dolarlardan 61 liraya kadar geldi. O arttı. Bunların hiçbiri yokmuş gibi davranıyor. Dolar 5.5. Ya boş ver 5 ile 5.5 arası zaten game over diyorum sana. Hayır 3 olsa ne olacak? Ya abi bak ne diyorum? 5 ve 5.5 arası game overken üstünün kaç olup olmadığıyla ilgilenme diyorum ben. Ondan sonrası kaleci Yaşar fantezisi. Gözüme güneş çarptı 8 gol yedim fantezisi. Bu arada Yaşar deyince Yaşar Erdinç'i analım istersen. Ya evet çok üzüldüm gerçekten. Ben genç bir dostumuzdu bu arada. Çok iyiydi ve ben bu şöyle diyeyim. Yaşar sen abinin, çalıştın değil mi onunla? Yaşar abi tanışırsın. Yaşar abinin sitesinde Bilge Yatırımcı'da 12 yıldır yazıyorum. Çok kıymetli bir insandı. Evet. Anlaşabildiğimiz yerler olurdu fikri olarak. Anlaşamadık ama dünya tatlısı bir adamdı. Böyle bir dostluğumuz da vardı. Allah rahmet eylesin şehir dışındaydım. Gidemedim cenazesine ama. Nur içinde yatsın ya. Güzel insanlar çabuk gidiyor ya. Evet. Aha. Ülkü Çoban Oğul Bey yok ama diye bir mesaj aldım. Sevgili size. Ülkü. Valla Oğul Bey konuşmasın diye bu hafta konuştum. Sevgili Ülkü'ye de buradan selamlarımızı yolluyorum. Kim sürekli atıyor demiş. Sürekli atıyor Hasan Okursoy. Sürekli atıyor. Valla kime atıyormuşuz bilemedik. Bir dakika. Onu öğreniriz. Hadi biraz üçgen yapalım. Diyor ki Zülfikar Uçar. Selçuk Bey samimi söylüyorum diyor. Devlet adamları akıllıysa ekonomiyi size teslim etsin. Türkiye bir yılda kurtulur. Zülfikar Uçar Kara Elmas Zonguldak. Estağfurullah. Yani biz öyle bir iddiamız yok. Biz zaten yazıyoruz çiziyoruz. Öyle gizli kapaklı değil. Söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani aleni. Bakın ben bazen öyle sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Hani siz politikaya girin falan. Ben diyorum ki politika benden uzak dursun. Türkiye'de politikacı çok, gazeteci yok. Politikacı bulunur abi. Ben öyle demiyorum da. Politikacı bulunur. Geçen gün kendi kendime şöyle gazeteci düşündüm. Yok. Bu çok fazla dillendirilmeye başlandı. Çeşitli yerlerde, mecralarda. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Sağ olun, yani layık görüyorlar öyle bir şeye demek ki. Ama kendi kendime şöyle düşündüm sonra. Ya mesela ben milletvekili olsam, bakan olsam falan diye düşünmeye başladım kendime. Hani hayal kurarsın ya bazen. Olsa nasıl olur diye düşünmeye. Acaba dedim bu kadar özgür olabilecek olamaz. Miyim? Olamayacaksın. Türkiye'de söylemek siyasi partiler kanunu değişmedi. Yani bir siyasetin bir partinin içerisinde o partinin bakış açısıyla hareket etmek var. Bir de partiler üstü olmak var. Bak bu çok önemli bir şey. Gazeteci olmanın en keyifli yanlarından birisi bu bana göre. Partiler üstü olabilmek. En sıkıntılı zamanlarda bile bak. Devletten yana olmak. En zor zamanlarda hükümetten bile. Hükümetten değil devletten tabii yana ki. En zor zamanlarda bile. En kötü, en baskıcı zamanlarda bile çıkıp bir şeyleri söyleyebilmek. Bizler de korkuyoruz tabii canım. Bizim de gelecek kaygılarımız var. Bizim de endişelerimiz var. Yarın öbür gün biz de hani bize bir şey olsa üzülürüz. Kendi bize de bir şey olsa üzülürüz ama torba değil ki büzesin işte. Büzemiyoruz. Durum bundan ibaret ama dünyanın en güzel mesleği. Sağ olun teveccühünüz ama biz sahiden o kadar kutsal bir noktada duruyoruz ki çok şu anda. Ya evet yani çok kutsal bir noktada. Siyasetçi çok bulunur. Bu ülkede ön plana çıkmamış,
çok değerli isimler var. İnanın bana, eğer bir gün Türkiye'de bir siyasi partiler kanunu değişirse, seçim kanunu değişirse siyasetçi çok bulunur. Ama o günde doğruyu yanlışı anlatacak gazeteci lazım. Biz mesleğimizi çok seviyoruz. Var olun, sağ olun. Biz yine fikir üretmeye devam ederiz, ayrı konu. İlkokul mezunu patronun 2500 TL'ye tafralarını çekeceğime giderim yurt dışına diyen birine kimse niye gidiyorsun diyemez diyor. Kişisel olarak kimseyi eleştirmiyor zaten. Sıradan herkes vatandaş. Kendi kariyer planını yapmakta özgür. Burada sorun şu. Yani A kişisi gitmiş, B kişisi gitmiş. Bunun kişisel kariyeridir ve kimseyi suçlayamazsın. Mühim olan bu iklimi nasıl tersine çeviririz kafa yormasıdır. Bize düşen bu. Ya bu arada şunu da söyleyelim Çetin. Bir takım şeyler yanlış anlaşılıyor. Mesela şimdi herkes şu anlamda da insanları eleştiriyor. Niye gidiyorlar kardeşim ya? Eskiden de gidiyorlardı. Evet. Daha önce de gidiyorlardı. Bu arada Amerika'dan başka ülkelere gidenler, İngiltere'den başka ülkelere gidenler, Hindistan'dan başka ülkelere. Yani her ülke kendi içerisinde bir beyin göçü, beyin transferi yapıyor. Oradan oraya, oradan oraya insanlar bilgi transferine dönerse gidiyor. Kötü bir şey bu de normal değildir. Bir şey. Yıllardır, yüzyıllardır olan bir şey bak. Yüzyıllardır olan bir şey. Ya yani Marco Polo'lar falan çıkmış böyle. Hayır, Atatürk bile sizi kıvılcım olarak yolluyorum, ateş olarak dönün aynen demiş ya. Ya da hiç dönmeye de bilir. Hiç önemli değil. Ama buradaki sıkıntı şu. İnsanların hangi sebeple gittiği, korkudan çok mı güzel gidiyor, kariyer amaçlı mı gidiyor? Yani ben bu ülkede artık gelecek görmüyorum. Ben bu ülkeyle ilgili endişeleniyorum. Ülkeyle ilgili endişelenirken de bir çıkış noktası bulamıyorum kendime, aileme, yakınlarıma deyip buradan kaçarcasına gidiyorsa o adama ben kızamıyorum aslına bakarsan. 24 bin kişi falan değil. Onlar yakın zaman içerisindeki genç nüfustan tabii, tabii bahsediyorsun sen. Bu rakam 300-400 binlere varmış durumda. Ha, toplamda. Ben sadece mühendis 24 tabii, bin. Tabii tabii. Sadece yani mühendis toplamda 300-400 binlere varmış durumda. Ve bu kadar insan bu ülkeyi terk edip kaçıyorsa, nitelikli insan bu ülkeden çıkıp gidiyorsa bu adamlar niye gidiyor diye düşünmek lazım. Yani hep suçu öbür tarafta aramamak bize lazım. Düşen. Bizdeki klasik nokta o ya. Öğretmen bana taktı. Öğretmen sana ne taksın oğlum? Sen çalışmıyorsun. Ama iyi not alınca ben aldım olur. Odur o. Yani o değil yani. Tıpkı bizim hükümetimizin kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkisine benziyor. Aynen öyle. Yani not artarken biz çok iyiydik ve bizim notumuzu arttırıyorlardı. Düşerken bize taktılar. Aynen öyle. Siyasi oldu, dış güçler yani oldu. Şunu deseydin anlardım. Sen ki bence yani teknik olarak yurt dışından para için gittiysen o adamlar notu sana vermiyor zaten. Buraya yatırım yapacak olan adam veriyor. Ya sen istediğin notu ver kardeşim, ben ilgilenmiyorum deseydin yükselirken de. Yani kazanın doğurduğuna sevinmeseydin, sevinmeseydin bugün öldüğüne ağlayabilirdin. Veya ağlamayabilirdin. Ama o gün sevinir. Ya biz enteresan bir ülkeyiz Selçuk. Bak, kredi derecelendirme kuruluşları yükselirken müthişiz. Bizim not yükselirken. Düşerken dış güçler. Türkiye bütün dünyayla eş zamanlı olarak para gelirken müthişiz. Giderken dış güçler. Türkiye'de cari açık artarken bu büyümenin bir sonucu, düşerken büyük başarı. Neyi değiştirdin? Sorunun yanıtı yok. Bu arada bir şey soracağım sana. S-400 ne oldu? S-400 halen devam ediyor süreç. Ay ne oldu? Ses yok, seda yok. Bir onu teslimatlar oldu, bir şey oldu falan, kapandı konu. Şimdi bakalım bu nerede koridor S-400 meselesini birazdan konuşacağız. Ay S-400 nerede abi? Harbiden soruyorum bunu. Bak, var ya. Yemin ediyorum bir gazeteci olarak merak ettiğim şimdi bir soru. Niye konuşulmuyor iki haftadır S-400? Biz günübirlik yaşıyoruz, sorun bu. Günübirlik. Şimdi S-400 sonra önümüze gelecek mi gelmeyecek mi? Amerika ile olan bu şimdi hasbihalimizin sonucuna göre belli olacaktır. Ama mesela o riski yöneten yok. Önümüze gelince bakarız. Böyle bir politika yok ya. Yani sen bir aile bütçesi bile yönetirken olası riskleri hesap edersin. Ona göre önlemler alırsın. Koskoca ülkeyi yönetiyorlar. Bugün önümüzde ne var? Bugün önünde Kilimci'nin Köroğlu var. Yani her gün önünde bir şey olacak tabii yani. Güzel, güzel. Efendim, ressam Caner, işverenler artık Suriyeli çalıştırmaya başlayıp
hem asgari ücretten daha az maaş veriyor hem de sigorta yaptırmıyor. Doğru söylüyorsunuz, bu çok büyük bir yara. Öte yandan şunu da madalyonun tersini de görelim. Eğer birçok işverenle de konuştuğunuzda bunu yapmazsa batma noktasında hepsi. Doğru diye söylemiyorum. Vakayı doğru tahlil etmek anlamında söylüyorum. Çünkü bir yandan göz yumuluyor buna. Bir yandan göz yumuluyor. Doğru. Göz yumuluyor yani. Dur sana biraz şey okuyayım. Ülkü Çoban Oğul Bey yok ama diye gördüm. Sürekli onu okuyormuş. Sürekli ülkeyi alıyoruz. Torpilli ya bizden. Biliyorsunuz Ülkü Çoban. KRT Ana Haber'e sunan evet. Kıymetli arkadaşımız. Ömer Hakan Okutan diyor ki teknolojik yeterliliğimiz berbat. 3 faz motor sürme konusunda üniversite ve kurumlardan alamadığım cevapları 17 yaşında Güney Koreli, İsrailli gençlerden alıyorum. Dünyadan çok gerideyiz, sanayiyi unutun demiş. Ali Şengül, Üçgen Online, gerçekler sizin ağzınızdan çıkınca çok daha güzel, başarınızın var devamını diliyorum demiş. Üstün Pala Oğul Bey'in yerine herhalde, Oğuz yazmış ama Oğul Bey'in yerine kayyum atasaydık bari diye bir öneride bulunmuş. Bugün 3 tane ile kayyum atandı biliyorsun. Hı? 3 ile kayyum atandı. Öyle mi? Ya, şimdi seçimle bak, gelmiştir onlar. Şimdi çünkü Türkiye'de seçimle gelen seçimle gider. Şimdi bak, benim anlamadığım ne biliyor musun? Ne? Hiçbirinin içeriğini bilmiyorum şu anda. Yani inceleyemedim bugün yoğunluktan. Sadece haberi biliyoruz tabii. Fakat mesela düz mantık baktığımda şunu anlayamıyorum. Yaklaşık 3 ay oldu değil mi? 31 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 6 ay olmuş ya. Mesela 6 ay önce bu insanlar... Ne Nisan'dan hesaplı? Ha doğru, Nisan'dan. 31 Mart, bir İstanbul. Ha, bir İstanbul'da ha. İşte doğru söylüyorum. 6 ay önce aday olurken bunların zaten sicil bozukluğu varsa adaylıklarını niye onayladın? Bu bir. Hı hı. 6 ayda nasıl bir atraksiyon yapmış olabilirler ki? Kayyum atıyorsun yerine. Ya şimdi bak. Bir de bu bir alışkanlık haline geldi ya. Yani bu çok rahatsız edici. Ve insanların benim de tasvip etmediğim en şeyler büyük kuşkusu, olabilir. En büyük endişelerinden birisi şu haline gelmeye başladı. Şimdi Van, Diyarbakır, Mardin. 3 ilin meşru seçilmiş, halk tarafından seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor. Valiler işte veya vali yardımcıları belediye başkanı olarak atanıyorlar. Kayyum olarak atanıyorlar. Tamam. Bu daha önceki dönemde de yapıldı. Madem yine kayyum atayacaktınız dediğin gibi, niye bir daha seçim yaptınız? Kayyumla devam etseydi. Biz bu illeri olağanüstü il ilan ediyoruz kardeşim. Eskiden olduğu gibi. Olağanüstü bölge olduğu için de buralarda belediye başkanlığı seçimi yapmıyoruz. Vali bu süreci yönetecek. Tasvip eder miyim zihniyet olarak? O etmez ama ayrı mesele. Bu düz bir ama duruştur. Devlet politikası olarak biz bunu tercih ediyoruz. Bak hükümet demiyorum. Devlet politikası olarak biz bunu tercih edeceğiz. Van'da, Diyarbakır'da, işte Mardin'de, hatta Eskişehir'de, hatta İstanbul'da, Ankara'da fark etmez abi. Ben devlet politikası olarak güvenlik gereği veya başka bir nedenle bunu böyle uygun gördüm. Tamam. İyi de seçim yaptın. Seçimler oldu. Seçimler o insanlar bitti. Seçime girdi. Evet. Ki hiçbirini kişi olarak tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Girdi. Yani girebildi. Evet. Girdi, çünkü girebildi. Biliyorsun aday olmak için bir yeterlilik var. Ve daha ötesini söyleyeyim sana. Daha ötesini söyleyeyim. Tüm baskılara rağmen biliyorsun o dönemde ciddi bir devlet baskısı uygulandı. Sadece o bölgede değil üstelik. İstanbul'da da Ankara'da da uygulandı. Kim ne derse desin. Tüm bu baskılara rağmen halkın büyük çoğunluğunun oyuyla bu insanlar seçildi ve o koltuklara oturdu. Doğru mu? Doğru. Hani milli irade? Ya da bak, ya da ne oldu? Mesela ne olduğunu açıklaman lazım o zaman bana. Ha, ne olduğunu açıklayamazsın bana ya. Ya ne olduğunu açıklayamazsın. Açıklamışlar canım burada uzun uzun yazmışlar. Ya onu ben 5 sayfa yazı bak, okudum. İşte aynı şeyi tekrarlamışlar. Teröre yardım yataklık o bu bak, bilmem ne teröre falan. Teröre yardım falan. Yataklık mı? Bak bir dakika. Bir şeyler ona benzer şeyler yani. 6 ay önce bu adamın adaylığı niye onaylandı o zaman?
Ya Ahmet Türk'ü zaten biliyoruz biz. İşte HDP başkanlığı yapmış falan zamanında bir isimden bahsediyoruz. O zaman diyebilirdin ki mesela o partiye. Uygun değil kardeşim. Uygun değil, başka aday yapın. Çünkü şu 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 gerekçelerle aday olamaz. Ya da bu partiyi lav ediyorum, kapatıyorum. Bundan sonra böyle, böyle bir şu 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 kişiler tarafından böyle bir partinin kurulmasına da izin vermiyorum kardeşim. O nedenle bunların adayları da hiçbir yerde aday olamaz. Bitti. Bak, tasvip etmiyorum. Bana göre olamaz. Ha AK Parti'yi kapatmışsın. Ki biliyorsun 2007 yılında böyle bir şey kendileri yaşadı, partileri kapanıyordu AK Parti. Hatırlıyor musun onu? E-Muhtıra'yla kapanıyordu üstelik. Şeyden, direkten döndü AK Parti. O dönemde demokrasi demokrasi diye en çok bağıran AK Parti'nin kendisiydi. Onun üstüne sen tutuyorsun HDP ve benzeri partilerin kapatılmasını savunuyorsun. Kendinle çelişiyorsun. Geçtim, bak geçtim. Biz siyasetçi değiliz. Yani... Biz mantığına ekonomi bakıyoruz. Gazetecisiyiz. Doğru mu abi? Geçtim. Ama kafamızda çalışıyor çok şükür. Allah'a şükür. Şimdi ekonomi gazetecisi olarak, şirket olarak bakalım o zaman. Hadi bırak ili. Ya bu basiretsiz patronluğun en net göstergesidir ya. Şirketim var babacığım. Adam işe alıyorsun. Araştırıyorsun, taraştırıyorsun. Referanslarına bakıyorsun. Referanslarıyla konuşuyorsun. Sonra bu adamı yüzlerce, binlerce kişi sana öneriyor. Hani oy veriyor ya, o şekilde sana da öneriyorlar. Diyorlar ki olağanüstü bir adamdır bu. Bak Amerika'da bu işi başardı, İngiltere'de bunu başardı. Fransa'da bunu başardı. Ya da bu şirketlerde bunu başardı diye sana öneriyorlar. Sen de aa iyiymiş diyorsun. Adamı alıyorsun. Adam senin için işini bırakıyor. Tazminatından vazgeçiyor belki. Ülkesindeki düzenini bozup buraya geliyor. Yani çalıştığı ülkesindeki düzenini bozuyor. Daha önce çalıştığı iş yerindeki düzenini bozuyor. Senin şirketine geliyor. İki ay sonra ben senden sıkıldım, görevden alıyorum, kovuyorum seni diyorsun. Nasıl ya? Ya da sen hırsız mısın aslında diyorsun mesela. Ha. Nasıl ya? Bir dakika ama abi. Ya ben senin patronluğundan o zaman şüphe duymaya başlarım. İyi niyetinden de şüphe duyarım. İşte mantık zorlanıyor. Anladın mı? Ya buradaki itiraz bu aslına bakarsan. İlkesel itiraz var burada. Evet abi. Ya ben şu anda bu iş bak açık ve net söylüyorum. Ne siyasetini seviyorum, ne konuşma dilini seviyorum. Sevmiyorum abi. Aleni olarak söylüyorum bak. Melih Gökçe'yi sevmiyorum abi tarzını. Siyasetçi tarzını sevmiyorum. İnsan olarak belki dünyanın en mükemmel insanı bak. Hiç bilmiyorum. Beni ilgilendirme, evlat edinmeyeceğim yani. Ha, ya belki dünyanın en iyi insanı, en başarılı insanı bilmiyorum. Ama ben dışarıdan bakan bir gazeteci olarak değil, vatandaş olarak sevmiyorum abi. Son derece antipatik geliyor bana. Ama görevden alınması yanlıştı. Ki keza Kadir Topbaş'ta da aynı şey. Kadir Topbaş. Ya da şu var, bak görevden alabilirsin. Gerekçe. Hala gerekçe yok evet ortada. Evet abi, Kadir Topbaş'ı çok iyi tanırım. Tanırım da kendisini. Bence gayet de işini... Bir parti dışında da iyi yapıyordu. İstanbul'u fena yönetmedi. Bana göre. Niye görevden aldın abi? Sebep ne? Metal bilmem nesi falan. O zaman seçime sokmuyor. Ya da Bursa Belediye Başkanı neden görev? Metal bilmem nesi. Bak beni ilgilendirmiyor. Ya da dersin ki şu suç işledi. Aynen. AK Partili de olsa fark etmez. Niye görevden alınıyor abi seçilmiş bir insan? Yine bir şey söyleyeceğim, herkes kızacak belki. Ahmet Davutoğlu senin başbakan adayındı. Senin partinin başbakanı olarak seçimlere girdi ve bayağı da iyi bir oyla seçildi. Niye görevden alındı? Hepsine itirazım var benim, anladın mı? Yani HDP falan filan değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olsa fark etmez. Ya da Ahmet Davutoğlu mesela başbakanken de biz yanlışlarını söylerken o zaman niye savundun? Niye savundun? Niye Rus uçağı düşürüldüğü zaman görevden almadın mesela? Niye savundun? Esas o zaman alsaydın, bak Rus uçağı düşürüldüğünde Ahmet Davutoğlu çıkıp o konuşmayı yaptığında biliyorsun. Biz evet yaptık, düşürdük falan diye. Alsaydın görevden abi. Olur mu böyle bir şey ya kardeşim? Benim Rusya ile kadim ilişkim var. Ki aslında hani görevden almak değil de azledebilirsin. Azletseydin ya. Neyse artık adını ne koyarsan. Oraya kayyum atasaydın abi. Yani mantık tutmuyor mantık. Mantık tutmuyor. Yoksa yani Ahmet Davutoğlu'nun çok büyük yanlışları var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın göğsünü gere gere Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanım diye gezdiği yıllardaki partneri. Önce dışişlerinde, sonra başbakanlıkta. Sıfır problem deyip bütün komşularımızla yani, bizim yani, darmadağın ilişkilere soktu Ahmet Davutoğlu. Yani. Baktığında yani seçildi,
benim adayım da değildi şahsi olarak. Aynen öyle. Ama seçildikten sonra aday yapan görevden aldı. Sonra milli irade. Ya bu o olmuyor yani, olmuyor. Bu tutmuyor. Yani Diyarbakır, Mardin, Van için de aynı şey. Anladın mı demek istediğimi? Aynı şey, ilkeyi konuşuyorum. Diyarbakır, Mardin, Van bugün nasıl görevden aldığı için ilkesel olarak itiraz ediyorsak biz, siyaseten bakmıyorum olaya. Abi beni ilgilendirmiyor siyaset. Görüşün uyar uymaz. Sadece çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra milletvekilleri de geçinemiyormuş. Onu da biraz konuşalım. Oo, çok üzülürüm ya, ona. Yalnız ona çok üzülürüm. Hocam, bak şimdi şurada cız ettik. Memurların maaş pazarlığından milletvekillerine geçeceğiz. He. Yalnız milletvekillerinin lokantasında çok ilginç şeyler oluyor. %100 enflasyon var. Oğul olsaydı var ya çatır çatır savunurdu. %100 enflasyonu ben de duydum. 1 lira olan çorba 2 liraya falan mı çıktı? Ay, rakamı bırak abi. Neticede %100 enflasyon var. Kısa bir ara, üçgen devam edecek. Selçuk, şu işi halledelim de olay... Tabii. Değil mi? Tabii. Efendim, üçgen devam ediyor. Ne diyorsun Türk İş Başkanı'na? Halledelim abi. Böyle olmuş değil mi aynı? Tabii. Halledelim Selçuk, abi. Selçuk halledelim, olay çıkmasın. Yoksa olay büyüyecek ya. Olay büyüyecek. Ya ne fena bir şey değil mi? İşçilerin yanında görünüyorsun. Onların temsilcisi olarak boy gösteriyorsun. Ama işçilerin tam karşı tarafında yer alıyorsun aslında. Yani kurumların nasıl çürüdüğünün net göstergelerinden birisi. Ve açıklama daha da berbat. Yani daha sonrasında böyle tehditkar, üstten bakan. Dur bakayım. Bunlar terörist mi dedi ya? Yani öyle o tip açıklamalar falan. Buna zeytinyağı gibi üste çıkmak denir Anadolu'da. Klasik bir şey, tamam mı? Sana uymayan bir şey söylediğin zaman karşı taraf hemen iftira politikasına geçiyorsun. Herkes terörist, herkes FETÖ'cü, herkes... suç örgütü, dış güç falan. Tamam. Bir tek sen iyisin yani. Herkes diyelim, şimdi Türk İş Başkanı'nın söyleminden yol çıkalım. Diyelim herkes öyle. Tamam, onu geç. Sen kapalı kapılar ardında yaptığın pazarlığın hesabını bakanla mikrofonlara çık kalmasa kimse öğrenemeyecek. İstifa niye etmiyorsun? Adam kabul etmiyor ki yaptığı yanlış. Kabul etmene gerek yok ki, zaten ortada. Abi montajdır o. Montaj ise orijinali nerede abi? Montaj abi o. Orijinali nerede? Onların hepsi montaj. Montaj olduğu için çok normal. Ya montaj olduğu kesin de. Türkiye'de siyaset öyle bir hale geldi ki, çok affedersin. Hani bir laf vardır. Eşin seni başka bir kadınla aynı yatakta yakalasa bile inkar etmeye devam edeceksin mantalitesiyle işliyor süreç. Yani aleni yapılıyor her şey. Yani, açık açık yapılıyor. Bak, bu, ve bu, inkar ediyor adam yani. Şimdi... Mikrofonu kapatıyorsun. Hı hı. Salon mikrofonunu. Evet. Televizyonların mikrofonunu unutuyorsun. Hı hı. Ve diyorsun ki uzatsak arıza çıkacak veya işte onun gibi bir şey söylüyor. O yüzden diyor buna bağlayalım diyor. Arada diyor bu işte şunlara da diyor mesaj yolladı diyor. Bakana söylüyor bunu. Mesaj, bakan da mesajı aynen yolluyor işte. Şu işi de halledeceğiz falan diyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? İş bitiriyorlar. Abi yapma bu tiyatroyu o zaman. De ki bu kadar zam verdik. Biz de işçi olarak sesimizi çıkarttık. Ya mesela şimdi memur sen de memurlar adına pazarlık gibi. İnanıyor musun sen şimdi? Memur senin direkt iktidar tarafından atanmış bir sendika başkanının ve bir sendikanın, biliyorsun bak açık söyleyelim yani aleni söyleyelim, kimse karnından konuşmasın. Memur sen ne üye olmuyorsan memurken, memur sene üye olmuyorsan o işe giremiyorsun, atanamıyorsun bile. Ya şimdi bak. Şimdi sen inanıyor musun orada, memur senin başkanının? Ya biz bu oranı itiraz ediyor. Kesinlikle kabul et. O zaman, kesinlikle kabul etmiyorum. O zaman iki şey hatırlatırım. İnanıyor musun buna? Bunlardan birincisi, memur senin başkanı dünyanın en doğru kişisi olsa. Hı. Öyle bir sistem getirildi ki. Şimdi sen şeysin. Patron veya işte kamusun. Ben de sendika başkanıyım. Senle pazarlık ediyorum. Rakamları sallayalım. Ben diyorum ki 6, sen diyorsun 3. Anlaşamıyoruz. Hakim heyetine gidiyoruz. Hakim heyetini de sen atamışsın. 3,5 diyor ve tartışamıyorsun.
İşte problem nerede biliyor musun? Sistem burada bozuk zaten. Problem nerede biliyor musun dostum? Hiçbir kuruma güven kalmadı. Bak hiçbir kuruma güven kalmadı. Merkez Bankası'na güvenmeye kalksan Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yeni gelen başkanın artık kendi iradesiyle karar vermediğini düşünüyor herkes. Belki de son derece kendi iradesiyle karar veren omurgalı bir başkan. Bilmiyoruz. Ama inandıramazsın. Bu saatten sonra ne yaparsan yap, Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu birebir uygulayan bir memurdur. Bak herkesin bakış açısı. Böyledir demiyorum bak, bakış açısından bahsediyorum. Kanaat. Evet, genel toplumun kanaatinden bahsediyorum. TÜİK Başkanı bu saatten sonra ağzıyla havada kuşu tutsa kimse TÜİK'in gerçekçi rakamları açıkladığına inanmayacak. Çünkü pardonları o kadar çok ki. TÜİK İş Başkanı bu saatten sonra ya vallaha da billaha da yeminle bak işçinin yanındayım ben onun için bu açıklamayı yaptım dese de bu saatten sonra kimse TÜİK İş Başkanı'nın samimi olduğuna inanmayacak. Abi baksana TÜİK'le ilgili bir şey hatırlatayım mı? Basın, bak bir cümle diyeyim. Bunun üzerine yorum yap bak. Yandaş basın şunu yazıyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok samimidir. Şu Sayın Cumhurbaşkanı TÜİK İş Başkanı'nı çok sever falan diye. Sevsin canım zaten kimse kimseye düşman olmaz. Bu başlığı atarak zaten bitiriyorsun adamı. O başka bu başka. Ya hayır zaten bu başlığı atarak bitiriyorsun adamı. TÜİK İş Başkanı bir sendikanın başkanı. İşçi sendikasının başkanından bahsediyoruz. İşçi sendikasının başkanı hiçbir siyasi kurumla samimi olamaz. Hayır. Samimi olamaz. Samimi olduğu kişi de sanıyorum TOP Genel Kurulu'nda şunu söylemişti. Grev mirev hallettik o işleri. İşte nasıl samimiyet bu? Yani memur senin başkanı hiçbir kamu görevlisiyle memurlardan bahsetmiyorum elbette. Anlayan anladı. Yani siyaseten senin maaşına karar verecek ve masada senin belli bir zaman sonra rakibin olacak. Yani bir anlamda hasımın olacak. Yani sen onunla oturacaksın, pazarlık yapacaksın ya. Kişiyle samimi olamaz, olmamalı. Abi bak, bu işler durup dururken olmadı. Çok sübjektif değil. Bak mesela TÜİK'le ilgili bir örnek vereyim. Sanıyorum tekstil hazır gibi. Bir, Türkiye'nin büyümesi açıklanıyor. TÜİK başkanı ya da yetkilisi açıklıyordu galiba o sırada. Şeyi hatırlıyorum. Sektörü yanlış hatırlıyor olabilir ama galiba tekstil hazır giyimdi. O sene de çok kötüydü. Belki Rus uçağının düşmesine denk gelen seneydi hatırlayamıyorum. Tekstil sektörüne %2,5'luk bir artı puanla ya tekstildi sanırım artı puanla açıkladılar. Sonra gazetecinin biri nasıl sorduysa bilmiyorum herhalde TÜİK başkanı diye sordu. Dedi ki herhalde o sektörü de iyi takip eden biriydi. Dedi ki bir yanlışınız olmasın. Abi TÜİK toplandı. Bunları yaşadık ya. Ve bu defaten yaşandı. TÜİK toplandı. 3 saat falan tekrar konuştular. -%15 daralma çıktı. Ne dediler? Pardon. Pardon var ya. Bir ara hatırlarsan Ergenekon sürecinde de bu çok oluyordu. Sehven oluyordu her şey. Evet. Bir sehven, iki sehven, üç sehven, dört sehven. Ondan sonra da diyorlar ki lütfen bizim kurumumuzun itibariyle oynamayın. Ben oynamıyorum ki sen oynadın zaten. Sokaktan koparak sen oynuyorsun. Gerçeği söyle ya, gerçeği söyle. Ya vatandaş görmüyor mu ya? Bak Türkiye'de... Vatandaş yaşıyor zaten. Türkiye'de, yaşıyor zaten görmesine gerek yok ki. Türkiye'de... Son 3 ay içerisinde sigara fiyatlarını 2'ye katladın ya. 3'e değil abartmayalım. 2'ye katladın. Çok 3'e deyince abartı oluyor. 2 önemli değil. Önemli değil. Fiyat olarak. 10 lira olan sigaranın paket fiyatı 20 lira oldu neredeyse. Dolar gibi değil mi? Evet. Dolar 7 olmasın ama 5,5 olsun. 3,5'tan evet. Çıktı. Alkollü içecekler 2'ye katladı neredeyse. Sinema tiyatro 2'ye katladı neredeyse. Müzeler 2'ye katladı. Bak şimdi yurt dışına çıkış harcına astronomik bir zamla 2,5 katlık zam yapıldı. Türkiye'den yurt dışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarının harcı bir sene içerisinde 150 liradan 1500 liraya çıkartıldı. Ya
dur bak cep telefonu dedim bir şey. Bu nasıl bir mantalitedir? Hafta sonunda şehir dışında olduğum için uydudan seyrediyorum. Bu arada ya Rütü'ye buradan ben duyurayım bari ya. Şu uydu şurupçuları diye bir yazı yazdım bu hafta tüketici postasına. Abi bu Western kasabasına gelmiş şurupçular vardı ya böyle kovboy filmlerinde. Hmm. Onun gibi ya. Yani Mahmut Tuncer falan oynuyor. Abi dehşet inanamazsın. Bir anda iyi her şeye iyi gelen ilaçlar. Hani cinsellikten bunlar? Karaciğere kadar birçok şeyi aynı anda gündüz vakti dahil bir Türk filmi seyrediyorsun mesela Yeşilçam filmlerini çok şey yapıyorlar. 20 dakika abi. 20 dakika. Ya aklı hayale gelmeyecek şeyler ve hepsinin de ortak dili bunu dini diye geçen dinci kanal olarak uyduda yayın yapanlarda normal yayın yapanlarda hepsi şunu kullanıyor abi. İşte böyle bir ilaç var abi. Biz verdik Allah'ın izni. Hepsi de Allah'ın izni. Yani biz her şeyi hallettik gerisi Allah'a kaldı. Ya bırakın Allah'ı burada kullanmayın ya. Allah'ın izniyle iyi gelecek. Abi ve biz burada herhangi bir şey ağzımızdan bir marka kaçırsak isim üzerinde olan Rütük uydu kanallarını görmüyor. Peki ben... Ve bir dakika bir tehlikeden daha bahsedeceğim. Uydunun şöyle bir özelliği var. Özellikle Anadolu'da antenin yerini aldı. Tabii, tabii. Yani çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Ve yani ben dehşete düştüm. Yani film bilim gidiyor zaten. Ben sana enteresan filmi bir şey... Filmi zaten unutuyorsun enteresan da. Enteresan bir şey daha söyleyeyim. Pornografik yayınlar var ya. İşte onu söyledim zaten. Cinsellikten onu kastettim. Bir, hani o sen ilaç milaçların onu mu kastediyorsun anlayamadım. Evet, evet. Bildiğin pornografik ya. Bildiğin porno izliyorsun yani. Arkadaş hadi geçtim Allah'ın izniyle falan filan kısmını da. Pornografik yayınlara biz mi ahlakçı olduk yani bu ülkede şimdi? Dur yani ya, bir şey, kendimden şüpheye düşmeye başladım. Uyduyla ilgili bir şey anlatacaktım. Oraya gitti aklım ya. Ne konuşuyorduk biz? Bu güzel konuydu aslında böyle erotizme takıldım. Yani netice itibariyle unuttum öbürünü. Yani mevzu dağıldı. Bunu da arada sıkıştırmış olayım. Ama insanlar ne yaşadıklarını biliyorlar. Bak milletvekillerimiz de biliyor. Haber şu. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır yapmış. Ekonomik kriz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkiledi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin maaş artışlarına rağmen geçinemediğini çünkü giderlerinde arttığını ileri sürmüştü. Hmm. Hayatın her alanında kendini hissettiren ve vatandaşın mutfağını vuran ekonomik kriz meclisi de etkiledi. Şimdi bütün haberi okumayacağım. Hmm. Bazı zam oranlarını söyleyeyim. Mesela çay ocaklarında 50 kuruşa satılan Türk kahvesi %100 zamlanmış. Ne kadar olmuş? 1 lira olmuştu. 1 lira. Ya bak rakama takılma. Rakam zaten hani çok... Çok büyük para da onun için. Şey, 1 lira yani. O çok başka bir tartışma konusu ama neticede %100 zamlanmış. Hmm. 25 kuruş olan çay duruyor yerinde. Hmm. Bak şimdi zam oranı %25 ile ürünlerde... 100 arasında değişiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak oranların 1 lira olması, 3 lira olması ayrı bir şey. Onu ayrıca tartışırız. Doğrudur, yanlıştır. Ama ve lakin. Bak abi. Bunu TÜİK Başkanı'na gönderelim bunu. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde enflasyon %25 ile 100 arasında değişiyor. Sen işçiye, memura ne veriyorsun? Ne enflasyon açıklıyorsun? Çok uzağa gitme. Sokaktaki bilmiyor ya işi. Onlar kötü niyetli ya. Onlar terörist ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fiyatlar %25 ile 100 arasında zamlanmış. Ortalamayı vurursan %60 enflasyon yapar. Sen nerede yaşıyorsun ya? Ya işte problem burada ya. Problem burada zaten. Dedim yani güven kaybı... Hiçbir kuruma güven kalmadı meselesi ve işin kötü tarafı bu tahlil ve röntgenleri veren kurumun
tamamen artık aparma, yani işkembe-i kübradan, kusura bakmasın kimse, verilerle enflasyonu aşağıya çekerek bütün sistemin dengelerini alt üst etmesi aslında. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Dediğin gibi rakamlara takılmazsam mecliste %60'a yakın bir yükseliş var. Ortalama çok önemli %60 enflasyon demektir. Çok önemli bir şey. Ha, diyeceksin ki 22 bin lira maaş alıyor bu adamlar. Ya onu bak, ayrıca tartışalım. Onların hepsini ayrı koydum. Bak, sadece rakama baktığında mecliste %60 enflasyon var ortalama. Onu ayrıca tartışalım. Ama sen ne enflasyona çıkıyorsun? Discount marketlere giriyorum. Ben özellikle gidiyorum discount marketlere. Biliyorsun A'la B'le başlayan evet, bir evet. market var. O A'la B'le başlayan zincir marketler, bakkal gibi böyle en ücra köşelere kadar açılan marketlere bakıyorsun. Son 3 ay içerisinde neredeyse tüm ürünlerde %100'e yakın artışlar var Çetin. Neredeyse. Sana ilave bir şey, demin ne söyleyeceğimi hatırladım. Hatırladın mı? Uyduyla ilgili. Unutma. Abi bir reklam gördüm. Yine bir teknoloji marketinin reklamı. Televizyonda mı? Evet. Yine bu uyduda. Ha. Ama normalde de vardır herhalde. Çünkü çok bilinen bir marka. Hmm. Abi cep telefonu fırsatı veriyorlar. Hmm. Haber şu. Markanın ismini vermeyeceğim. 6500 liraya varan indirimle. Oo. Ulan dedim, telefonun kendisi ne kadar? Bir dakika, 6500 liraya varan indirim. Yani telefon ne kadar olabilir ki 6500 liraya kadar indirim yapabiliyor? 15 bin liraya telefon var biliyorsun. Ama önemli değil. 6500 lira indirimi 15 bin liralık telefonda da yapıyorsan bu şu demektir. Satamıyorsun. Hayır. Ben sana düne kadar 6500 lira geçiriyordum kardeşim demektir. Ben bunu böyle okurum abi. Bak şimdi sen bana bugün ben sana 6500 lira indirim yapıyorum diye gelirsen ben senden hiç mal almam bir tane. Al sana bir güvensizlik daha kurumlarla ilgili. Şey var mesela, televizyon gördüm 2499 lira. Ben de bir yarışma programı izledim geçen gün. Çok meşhur, yıllardır devam eden bir yarışma programı. Çarkı Felek yani. Hmm. Çarkı Felek'te ilginç bir şey dikkatimi çekti. Hatta bizim Hürdoğan var, onunla birlikte izliyorduk. O dedi, hadi canım falan oldu. 15 bin liralık bir televizyon kazandılar. 15 bin liralık? 15 bin liralık, 42 ekran falandı televizyon. 5. Yani neredeyse 8 aylık asgari ücret. Tabii. Ama o televizyon ederi 15 bin lira değil yani. Piyasada 15 bin liraya o televizyondan yok. Onu biliyoruz. Aldatmacalara bakar mısın? Her kurum, her firma kendi içerisinde yeni yeni aldatmacalar keşfediyor. Sonra o insanlar o televizyonda 15 bin lirayı görüyor. O televizyonun 15 bin lira olduğunu görüyor. Ertesi gün o discount teknoloji marketlerinde senin bahsettiğin o televizyonun aynısı 2000 liraya satılıyor. Vay be, vay be ne kadar ucuz deyip saldıracak akılları sıra insan. Kimse yemiyor tabii. Kimse gidip saldırmıyor. Zaten falan. 2000 lira verecek parası biliyor, yok. Biliyor. Hayır. Herkes biliyor zaten onun 2000 liralık bir televizyon olduğunu. İşin garibi şu. İş tamamen tombalacılığa dönmüş hocam. Torbacılar vardı eskiden. Eminönü'nün konuşuruz, bu Eminönü'nü de konuşmak lazım evet, son evet. mukatlardan. Ama torbalar İzmir sonra. Torba. Tabii. İzmir torba. O Eminönü'nün alt geçitlerinde olurdu. O torbacılar böyle yanlarında bir yancı olurdu, tamam mı? O yancı gelir her şeyi kazanırdı. Saatler kazanırdı, bilmem neler kazanırdı. Bir de kekler olurdu abi. O kekleri zaten çekerlerdi oraya cebini boşaltmak için. O torbalar çift haneli olurdu. İşte İzmir torba. Evet, İzmir torba. Yani bir tarafından çekene her şey çıkar, öbür tarafından çekene hiçbir şey çıkmaz. Türkiye ekonomisini bu hale getirdiler. Türkiye ekonomisinin her noktasını bu hale getirdiler. Piyasayı da bu hale getirdiler. Gözünün içine baka baka yapıyorlar üstelik bunu. Bak, faiz indirimi yapılıyor. 0.99'a ev satıyoruz kardeşim diyor. 0.99 faiz oranıyla. Yani faizde ne kadarlık indirim yapıyor? 7-8 puanlık bir indirim yapıyor. Öbür taraftan evin fiyatına %25-30 zam yapıyor. İşte bu torbacılıktır hocam. Bu aleni torbacılıktır. Bu alenen milletin gözünün içine baka baka, ey millet sen geri zekalısın.
ben seninle istediğim gibi oynarım, seni istediğim gibi kandırırım demekten başka bir şey değildir. Allah'tan kimse kanmıyor. Alenen bunu söylüyorlar vatandaşlar. Daha kötüsünü söyleyeyim. Bütün basın ve medya kuruluşlarını kullanarak banka kredilerine 15 bin kişi başvurdu, 20 bin kişi başvurdu, 50 bin kişi başvurdu. Gel. Orada başka bir hesap var, onu da söyle. Müteahhitler kendi aralarında alışveriş orası yapıyorlar. Orası hareketlenecek ki. Tabii canım, o bahsettiğim basın kuruluşları da reklam alacak. Zaten yıllarca bu pespayeliğe, o reklamlar ya da ilanlar hüsnü hürmetine sustular. Göz göre göre geldi bu pespayelik. Hala devam ediyorlar. Yani günün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum. İşte tombalacı ekonomisi bu. Kandırmacı üzerine kurulmuş bir ekonomi. O zaman kim hangi kuruma inanır ya? Tamam, bunu 2-3 ay götürürsünüz. Bak, hatırlıyor musun burada Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde? 7 Haziran seçimi. Hep bu masada oturduk biz. Sen, ben, oğul. Ve şunu söyledik. Şu seçimden sonra Türkiye uçacak. Bu seçimden sonra Türkiye kaçacak falan diyen bakanlar vardı. Başbakanlar vardı. Cumhurbaşkanları vardı. Biz ne dedik? Yapmayın. Etmeyin. Bak, biz muhalif değiliz, biliyor musun? Onların en çok yanında olan gazeteciler biziz aslında. Onların demeyelim de ben devletin yanındayım ya. Aynen öyle. Çünkü devletin, hayal kırıklığının telafisi çok daha yüksek. Hatta hükümetin en çok yanında olan gazeteciler biziz. Bak, neden söylüyorum bunu? Biz o zaman ne dedik? Yapmayın. İnsanların güvenini birkaç kez kırabilirsiniz. Ama daha sonrasında öyle bir güvensizlik oluşur ki bir daha söylediğiniz hiçbir şeye inanmaz bu insanlar, dedik mi? Dedik. Dedik. Sonrasında 186 milyar dolar döviz tevdiat hesaplarında vatandaşın parası birikti. Şimdi bozmaya çalışıyorlar, kimse bozmuyor. Neden? Güvenmiyorlar. İnanmıyorlar. 5.40'a kadar gevşedi dolar. Kimse elindeki doları çıkartmıyor. Evet, gevşetildi dolar 5.40'a kadar. Kimse inanmadı. Bir kuruş bozmadılar, gidip dolar almaya devam ettiler. Ve bugün o gün düşmeye devam edecek, 4.70 olacak bilmem ne dediler. Devlet kanalıyla bunları açıkladılar. Bugün 5.65, 5.70'i zorluyor dolar. Ya yapmayın. İnsanları kandırmayın ya da kandırmaya çalışmayın. Komik duruma düşmeyin. Devletsiniz siz ya. Şunu konuşalım mı? Sen bu hafta ilginç bir video çektin. 65. Şimdi tabii herkes işin başka tarafında da ben ne demek istediğini anlıyorum. Aklı başında dinleyen herkes de ne demek istediğini anlıyor. Orada çok enteresan bir Arjantin analizim vardı. Rakamları boş ver. O Arjantin analizin senin aslında o 65 telaffuzunun nedeniydi. Niye, bir anlatır mısın? Ya bu 65'i yine de söyleyelim ama ne olduğunu. Ben o başlığı bir söyleyeyim önce. 12 lirayı boş verin, 65 lira bile olabilir dolar dedim ben. Niye 65 lira falan? Ya videoyu hiç izlememiş adam. Abi sen ne amma salladın, 65 lira niye olur? Çünkü Arjantin pezosu 65 peso oldu. 1 dolar 65 peso oldu. Ben Türk lirası da 65 Türk lirası olur demiyorum dolar karşısında. Videoyu açıp başından sonuna kadar 10 dakika dirense, izlese aslında ne demek istendiğini anlayacak. Aynı 12 gibi. Yani 12'de de aynı şeyiz. 12 olacak diyormuşum gibi görünüyor başlığa baktığı zaman. Aslında başlıkta da öyle bir imaj yok ama adam okuduğu zaman, aa bak Selçuk Geçer 12 lira olacak diyor. Olacak, olabilir. Yani niye olmasın? Ama bir dakika, 65'in kriteri çok önemli. Orada içeride de anlatıyorsun. O Arjantin analizini bir paylaşır mısın? Aynen onu söyleyeceğim şimdi. Bak, 1980 yılı çok kritik bir yıl Çetin. 1980 yılında dünyada apayrı bir rota çizilmiş. Gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığı zaman. 1980 yılında Türkiye'de neoliberal politikalara geçilmiş. Neoliberal nedir diye bakıyorsun, aslında saçma sapan bir sistem. Niye? Ne liberal ne liberal değil. Yani ne kapitalist ne liberal arasında bir şey yani. Ama içine girdiğin zaman vahşi kapitalizm olduğunu görüyorsun. Çünkü girdiği bütün ülkeleri darmadağın etmiş. 1980-24 Ocak kararlarıyla Türkiye'ye adım atıyor bu politika.
1980 yılının aynı döneminde Arjantin'de kabul ediliyor. Bak aynı döneminde. 1980 yılının 12 Eylül'ünde bir darbe gerçekleşiyor. Sadece neoliberal sistemi iyiden iyiye Türkiye'de oturtmak için. Ve oturtuyor darbe. Yani kimse gıkını çıkartmasın ha. Artık askeri darbe var. Devlet ne derse o olur. Onun için ekonomi politikaları ile ilgili falan konuşmayın. Öyle solcu kafasıyla falan yaklaşmayın. Neymiş devletçilik? Atatürk'ün bulduğu da neymiş falan. Ne geliyor aslında sistem? Anlatabiliyor muyum? Neoliberal politikalar 12 Eylül'de 24 Ocak kararlarının iyiden iyiye perçinlenmesiyle oturtuluyor Türkiye. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? 1980 yılının aynı dönemlerinde Arjantin'de de askeri darbe oluyor. Aynı dönem bak. 1994 yılında 5 Nisan kararlarıyla Türkiye şok bir kriz yaşıyor. 1994 yılında Arjantin aynı dönemde kriz yaşıyor. 2001 yılında Türkiye 2001 krizini yaşıyor. 2001 yılında Arjantin 2001 krizini yaşıyor. 2007-2008'de Amerika parasal genişlemeye gidiyor. Türkiye'nin eliri atlıyor. Giren parayla tüketim biraz yapıyor. Hareketleniyor piyasa, tüketim artıyor ama ithalat bağımlısı bir ülke oluyor. 2007-2008 yılında Arjantin'e bakıyorsun. O da Arjantin pezosunu değerli tutuyor. İthalat bağımlısı bir ülke haline geliyor. Dolar akıyor ülkesine. 2014-2015'e geliyorsun. Türkiye'de durgunluk, resesyon ilk adımları atılıyor. Arjantin'e bakıyorsun. Aynı şeyler Arjantin'den yaşanıyor. 2018 Ağustos ayına geliyorsun. Türkiye'de şok yaşanıyor kurda. Arjantin'e bakıyorsun. Şok yaşanıyor. Ve bunun üzerine Arjantin'de IMF ile anlaşma olduğu için arka arkaya para devalüe olmaya devam ediyor. Peso, Arjantin pezosu 2001 aralığında 1 dolar 1 peso seviyesindeyken bugün 65 peso seviyesine gelmiş durumda. 65 peso olmuş. Ben de diyorum ki Türkiye ile bu kadar at başı hareket eden bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'de yarın öbür gün böyle şok devalüasyonların yaşanmayacağının, buna benzer bir krizin yaşanmayacağının garantisi var mı? Emareler ortada, işsizlik ortada. Tarımda yaşananlar ortada. Arjantin gibi Türkiye'nin nasıl ithalat bağımlısı bir ülke olduğu ortada. Sorun aynı yani. Sorun aynı, durum aynı. Sonuçta ya benzer olacak ya aynı olacak diyorum. Bu arada kritik bir şey daha. Arjantin deyince herkes aman bizi de Arjantin'le bir mi tutuyorsunuz canım diyor. Arjantin'le ilgili bir iki bilgi vereyim mi? Arjantin yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 3,5 katı. 3,5 katı. Arjantin doğal kaynaklar olarak Türkiye'nin 3,5 katı. Arjantin tarım kaynakları olarak Türkiye'nin 3,5 katı. Arjantin okuma yazma oranları olarak Türkiye'nin fersah fersah önünde. Arjantin gelir dağılımı olarak bakıldığı zaman Türkiye'den çok daha adil bir gelir dağılımına sahip ve hala orta direği çökmemiş durumda. Hani o da Arjantin canım bana ne diyen Türkiye'de bizi izleyen kardeşlerimi anlatıyorum. İnanmayanlar varsa açsınlar bir okusunlar Arjantin ekonomisini. Arjantin bunları yaşadıysa sen hayda hayda yaşarsın. Eğer ki önlemlerini almazsan diyorum. Sen hala ithalat yapmaya devam edersen, tarımını öldürürsen, sanayini öldürürsen, büyümeni bitirirsen, işsizliğini körüklemeye devam edersen, bir yandan da harcamalarını hiçbir şekilde kısmazsan Arjantin'den beter olursun. Onun parası 1 dolar 65 peso iken senin paran eskiden olduğu gibi, bir dönem olduğu gibi 1 dolar 1,5 milyon lira oluverir. Biz 6-0 attık, kimse unutmasın. 1 dolar 1,5 milyon liraydı Türkiye'de. Bir ekmek 1,5 milyon liraydı Türkiye'de. Bunu unutmayalım. Ama günün sonunda Selçuk için 65 lira olacak dedi. Tabii canım. O adam, bu analizi görmez. Adamın. Hayır, bu analizi niye görmüyorsun? Görmek istiyorum. Burada bir analiz var, uyarı var. Diyor ki ihracat temelli, ithalat temelli politikalarını gözden geçirmen lazım. İstihdam politikalarını gözden geçirmen lazım. Üretim yapman lazım. Bunları, İçi dolu üretim. Adam bunlar içine gelmiyor. Tabii canım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hakkını vermemiz gereken bir şey var.
Bunları görmeyen bir kesim var. Hani şey diliyle konuşayım, sosyal medya diliyle konuşayım, bir troll kesim var. Onları ama zaten dikkate almıyorsun zaten. Ama benim kanalımın 186 bin üyesi var Çetin. 186 bin dostum da bunu takır takır izliyor ve bununla ilgili ikna oluyor. Türkiye ile ilgili aydınlandığını söyleyen o kadar çok kişi var ki. Daha ötesini söyleyeyim mi sana? Bırak YouTube kanalını. Bırak benim kanalımı. Beni sokakta çevirip, orada burada çevirip, sizin sayenizde, bu üçgen programı sayesinde ekonomiyi biz anlar olduk, sever olduk, bilir olduk diyen o kadar çok insan var ki. Ve hiç kusura bakma, tevazuda bulunamayacağım Çetinciğim. Sen istediğin kadar bulun. 3 yıldır Türkiye gündeminde ekonomi varsa üçgen programının büyük etkisi vardır. Kim ne derse desin. Üçgen programı sayesinde Türkiye gündemine ekonomi oturmuştur. Ekonomi anlaşılır hale gelmiştir. İnsanlar ne yaşadıklarını biraz da üçgen sayesinde fark etmiştir. Yoksa enflasyon ikisi işte 15 diyorlardı. Aa öyle evet ya enflasyon bak iyiymiş bizim enflasyon diyordu insanlar. Haklı olarak diyordu. Çünkü bilmiyorlardı çünkü. Kimse analiz yapmıyor. Ha bilmiyordu abi bak. Bilmek zorunda değil ben vatandaş. Ben vatandaştan bahsetmiyorum. Vatandaşa bilgi verecek olanlar vermek sadece istemiyorlar. Rakam veriyor kaçıyor. Tabii. Vatandaş ne kadar cahil olursa o kadar işlerine geliyor. Ki vatandaş çok uyanık. Doğru bilgiyi seçiyor. Tabii canım. Yani ya baktığında işte günün sonunda ya. Abi işsizliği görmediler ya. Buna gerçekten inanamıyorum. Ya sanayi üretimini görmediler, büyümeyi görmediler, işsizliği görmediler, enflasyonu görmediler. Adamın birisi bürokrat siyasetçi çıkıp şunu söylüyor ya bırak bürokrat siyasetçiyi. Türkiye'nin en önemli bankalarının birisinin hatta birkaçının genel müdürü çıkıp şu demeci veriyor ya. Türkiye'de enflasyon tek haneye inecek. Yapmayın arkadaş ya. Yani kağıt üzerinde indirebilirsin ama sokak ne? Yıkarsın adamı kardeşim. Çünkü o... Oran üzerinden adama maaş zam veriyor. Çetin yıkarsın adamı, öldürürsün, bitirirsin adamı. Bugün 2000 lira maaş alan memura ya da asgari ücretliye sen %9 üzerinden zam verdiğin an adamı yok edersin. Çünkü artık kredi de bulamıyor. Yok edersin. Adama %10 maaş zammı yaptığın an adam biter. Zaten bitmiş. %10 üzerinden sen maaş zammı yaparsın. %100'lük enflasyon karşısında, gerçek enflasyon karşısında adamı bildiğin yok edersin kardeşim. Günün sonunda da tüketicinin de reel sektöründe borcunu kamulaştırırsın. Çünkü kimse ödeyemez. Aynen öyle abi. Aynen kadar öyle. Basit. Kimse ödeyemez bunu. Aynen öyle abi. Eminönü dedin, ya o da çok büyük bomba. Yani bir kere kurtarır yok. Ben 5 sene önce bir program yapmışım, kulakları çınlasın, Gökhan Gümüşdağ konuğum olmuş. O zaman İstanbul İl Genel eski meclis üyesi yeni bırakmıştı. Soru şu, bunu konuşuyoruz Gökhan Gümüşdağ'la. Diyoruz ki Türkiye'deki kentleri neden su basıyor? Birçok şey anlattı, ihmal edilmişlik. Ama mesela çok temel bir şey söyleyeyim. Dünyanın diyor gelişmiş ülkelerinde, sallayacağım şimdi rakamları. Hı hı. Mesela 5 metre çapında 2 tane gider borusu, gider vardır diyor. Bunlardan birinden temiz su gider, öbüründen kirli su gider. Biz de her şeyi bir tane 5 metreye sığıştırmaya çalışıyoruz. Ekstra yağmur geldiğinde taşıyor. Bu kadar basit. Doğru. Doğru. Altyapıdan çalmak. Doğru. Başka bir şey değil. Evet, aynen öyle. Fakat daha komiği var. Ki bence o gün İstanbul'un başında olmalıydı. Ama velakin ya şimdi yiğidi öldür hakkını ya abi şöyle AKP'lilerden şöyle bir şey duydum ben. Gördünüz mü İstanbul'u su bastı falan. Babacığım 25 yıldır sen yönetiyorsun bu şehri. 1,5 ay falan oldu değil mi Ekrem İmamoğlu işin başına geçti? Haziran'ın sonuydu. Ha işte. Ya Ekrem İmamoğlu da bizim babamızın oğlu. Ya hayır. Ya yarın şimdi. Ya bu arada hatalıdır. Şu var. Bence hatalıdır. Şu var. O dönemde bence burada de orada olmalıydı. Olmalıydı. Ayrı konu. Bak ayrı şunu mesele. Anlatmaya çalışıyorum. Şimdi niye duruyoruz? Bir 3-4 ay opsiyon var. Çünkü bir şey yapacak ki evet, göreceğiz. O evet. Yüzden şu anda ihtiyaç yoksa yanlış yaptı da yanlış yaptı diyeceğiz. Ama ya sen bu nasıl bir özgüven ya da bir kafa karışıklığıdır bunu anlayamıyorum. Yani şuna benziyor.
Ben yıllarca burayı yönetmişim mesela, batırmışım diyelim. Sen geliyorsun, ilk krize diyorum ki ya Selçuk beceremedim. Ulan 25 yıldır ben yönetiyorum burayı. Baba bak, ben size bir şey söylemiyorum. Şu televizyonu ya da bırak televizyonu ya. Televizyon büyük montanlı bir şey. Bakkal satın alsan 2 ayda ancak çözersin. Bak, bakkal satın alsan muhasebesini ancak 2 ayda çözersin. Hangi mal nereden geliyor, nereden neyi tedarik ediyorsun, nereye ne ödemen var? Bak Selçuk, onlar 2 ayda ancak Selçuk, çözersin. Bak, onlar günlük gider gelir. Tamam mı? Bu zaten yapılmış bir altyapı. Tabii tabii. Bu senin eserin. Hayır, ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Zaten 2 ayda bakkal satın alsan, başına geçsen ya da müdür olsan, bir şey olsan 2 ayda ancak düzeni çözmeye çalışsın. Koskoca belediyenin başına geçmiş bir adam bakıyor, daha inceleyecek, bakacak, eyvallah, yanlışları bulacak, ama doğruları bulacak. Ben vatandaş olarak şuna bakarım. Biter. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tanıdım. Evet. Tamam. Tamam. Ama şimdi sen bu akıl tutulması için de bunu sen yaptın dersen böyle garip gözlerle de sana bakarım. Ya bir şey soracağım sana. Bu nasıl bir partizanlık? Bu nasıl bir mantık? Peki ben sana şimdi hedef gösteriyorum. Net hedef söyleyeceğim şimdi. Toplu konut idaresi ve emlak konut. Bak şu Galatasaray Stadyumu var biliyorsun. Onun karşısında böyle dere gibi bir ara var. Dere, yani dere gibi değil, dere var yani. Tam o derenin göbeğine TOKİ ve emlak konut işbirliğiyle lüks konut yapıyorlar. Yarın öbür gün orayı su basacak. Ben sana söyleyeyim. Bak, Çetin, orayı su basacak. 2004 yılına götüreyim seni. En yakın depremde o su basmalarından sonra çürüyen temellerin üzerine o lüks binalar oturacak, çökecek. Bak, Çetin, bir şey söyleyeceğim sana. Eminönü'ndeki o alt geçitleri Büyükşehir Belediyesi kaç sene önce yaptı ve geçtiğimiz yıllarda da kaç defa orayı su bastı? Bir şey anlatacağım şimdi sana. El insaf. Sene 2004. Bir İzoder'in galiba bir gecesiydi. İşte bir ödül muhabbeti vardı. Ödülü o zaman TOKİ başkanı olan Erdoğan Bayraktar'dan aldım ben. Sonrasında ödülü attım. Hayır, atmadım tabii ki. Yani. Şaka etti. Sonrasında Sayın Bayraktar'la bir şekilde denk geldik. Sohbet ederken dedim ki Sayın Bayraktar, bir şey soracağım. Bak, Ataköy'de Ataköy'ün toplanma alanı olan eski Osmanlı köyünün oraya şimdi 1,5-2 trilyona satılan lüks konaklar yaptılar. Orada bir AVM de var. Daha inşaat sürüyor. Dedim ki Sayın Bayraktar, dedim, siz buraya inşaat yapıyorsunuz. Ben doğma büyüme Bakırköy'üm. Ayamama deresinin üstünde burası iflah olmaz dedim. Biz, dedi, bütün önlemleri aldık dedi. Tamam. Yani, siz daha iyi bilirsiniz. Devlet düm dese. Yani kimse kurutamamış o deriyi. Kurutsa da zaten kokudan durulmuyor vesaire. Sonra bu o iki tellinin o arazide büyük bir afet olacak kadar büyük bir su baskını oldu. Hatırlar mısın? Hı hı. Ve sonra bir karar çıkarıldı. Denildi ki bu Ayamama deresinin üzerindeki bütün gece konduları yıkacağız kardeşim dedi. Hatta o zaman bir lojistik firmasını falan su bastı. O ortalık çok kötü oldu. Çok zarar oldu. Ben de o zaman bir yazı yazdım. Dedim ki o binaları da yıkacak mısınız? Yok. Garibana dokunursun. 1,5 trilyona sattığın evi aynı derenin üzerine kurdun. Ona dokunmuyorsun. Tabii. Hani derelere ev yapılmayacaktı? Lüks konut olunca iyi mi oluyor yani? Bak, bugünün en güzel tweetini okuyacağım şimdi sana. Hem bana da gelmiş bu cevap. Yani bana da diyor ki sen de sus diyor. Çok da haklı bir cevap. Ben de susuyorum. Bunun üzerine konuşulmaz çünkü. Diyor ki RK. Ekrem İmamoğlu işinin başında olup şemsiye tutmalıydı diyor. Bence de. Ya bundan güzel hiçbir cevap olmaz. Hiçbir tweet olmaz. Ya o yağmurda zaten Ekrem İmamoğlu o doğal afette herhangi bir şey yapma şansı yok. Afet önemli olan şu. Sen şehircilik açısından o afete uygun yapılanmaya gittin mi, gitmedin mi? Gitmedin. 25 yıldır İstanbul'un canını okudun mu, okumadın mı? TOKİ kanalıyla, emlak konut kanalıyla,
Kiptaş kanalıyla, bak tek tek anlatıyorum. Bir dakika, sen anlatma. Yerel yönetimlerin kanalıyla. Allah affetsin, bizi millet de affetsin dedi zaten kendisi. Kendisi de söyledi. Sen İstanbul'da bunu yaptın mı, yapmadın mı? İstanbul'da son 10 yıl içerisinde depremle falan değil ha, su baskınlarıyla kaç kişi hayatını kaybetti? Koskoca İstanbul'da. Bırak Samsun'u. Hatırlıyor musun ya? Ya bırak daha Samsun'u. Daha hesabı sorulmadı o Samsun'a. Ya bırak Samsun'u abi. Samsun'u bırak. İstanbul büyükşehir, metropol, dünya kenti. Doğru mu? Doğru. Bu şehirde kaç kişi donarak öldü? Bana bunların hesabını versinler. Özellikle evsizlerde. Bu ülkede, bu şehirde, İstanbul metropolünde kaç kişi sokaklarda yaşıyor? 25 yıldır. Bu İstanbul'da 2 ay içerisinde, evet, meteorolojinin yanlış bilgisiyle, o bilgileri ben de okudum, kusura bakmasınlar, şakır şakır yağmur yağacak falan demedi meteoroloji. 2 gün önceki raporları bütün haber sitelerinde var. Evet, bir yağış olacak. Ama korkunç bir yağış olacak, gökten boşalırcasına bir yağış olacak diye bir uyarı yapmadı. Aynı daha önceki dolu afetinde yapmadığı gibi. Daha önceki buzlanmalarda, kar yağışlarında loto oynar gibi tahminlerde bulunduğu gibi yine yanlış bilgi verdi. Evet, yanlış bilgi verdi. Ha, yanlış bilgi verdi, doğru bilgi verdi. Doğru bilgi verseydi ne olacaktı? Orada o insanlar hayatını, ya da o insan hayatını kaybetmeyecek miydi? Kaybedecekti Çetin. O alt geçitte yine o evsiz insan hayatını kaybedecekti. Yine Ekrem İmamoğlu bir önlem alamayacaktı. Çünkü o alt geçit oraya yanlış yapılmış. Sen eğer ki giderlerini düzgün yapmadıysan, eğer ki o alt geçide su basıyorsa, demek ki yanlış yapılmış. Ya kim yaptı bu alt geçidi? Ben mi yaptım, sen mi yaptın, Ekrem İmamoğlu mu yaptı? Bir tane örnek vereyim sana. Kulakları çınlasın buradan Naci Özen. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosundan biri. Bu battı çıktılar var ya. Ali Beyköy'de de galiba bir örneği var. Koca Yusuf metodu diye bir metot geliştiriyor. Battı çıktıların. Ve 1/5 fiyatına mal oluyor. İlk ve son uygulaması. 5 katı fiyata yapmaya devam ediyorlar. Belediyenin danışmanı o sırada. Bir tane uygulama yapıyor. Galiba Ali Beyköy'de. Koca Yusuf metodu. Ya Koca Yusuf derken Türk metodu, kendine ait. Bir inşaat mühendisi. Türk inşaat mühendisi yapıyor. 1/5 ve son derece, bak orayı hiç bastığını duymuyorsun. 1/5 fiyatına mal oluyor. Kim nasıl para kazanacak ama 1/5 fiyatına mal oluyor? Tabii canım. Ya Çetin, ben sana bir şey söyleyeyim. Kuzey Avrupa ülkelerinde bizden daha mı az yağış oluyor? Gözünü seveyim ya. Kar ya da ekvator ülkelerinde hiç yağmurun kesilmediği ülkeler var. Kar yağışın hiç kesilmediği ülkeler var. Bu ülkelerde insanlar ölmüyor da neden Türkiye'nin metropolü olan, Türkiye'nin ticaret başkenti olan, ekonomi başkenti olan İstanbul'da insanlar doğal afetlerle hayatını kaybediyor? Bu doğal afet falan da değil. Yani. Nedenini söyleyeyim ben sana. Bu su baskını zaten yanlışlıktan. Daha büyük depremi söyleyeyim. Mesela 17 Ağustos'ta aynı güne denk geldi. Her gün klasik unutmadık açıklamaları. Ben de sosyal medyada öyle paylaştım. Bugün yine günlerden unutmadık, her şeyin unutulduğu ülkemde diye. Abi deprem, bunu yine söyleyeceğim, bir ülkeye Allah'ın lütfudur. Niye biliyor musun? Yeraltı zenginliğidir. Ama sen yukarıda yaptığın hırsızlığı konuşmayıp yer altında suçlu arıyorsan, senin aklından zorun var demektir ya da çok ahlaksızsın demektir. Kartal'daki bina niye yıkıldı durup dururken? Peki, ben Kartal'ı çok iyi bilirim. Benim valide orada oturuyor. Ben de sık gider gelirim. Sana bir soru soracağım. Kartal sahil yolunu biliyorsundur. Bir şekilde yolun düşmüştür, geçmişsindir. Sen Bakırköy çocuğusun ama o taraftan da geçmişsindir. Geçtim. Süremiz de bitti. Sen bunu tamamla. O yolun sağ tarafının dolma olduğunu biliyor musun? Sol tarafının da dolgu olduğunu biliyor musun? Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın kırılacağı
silüeti bozan yüksek yüksek binaların o dolgu altyapısının üzerine yapıldığını biliyor musun? Aynı şey Kennedy Caddesi'nde de var Bakırköy tarafında. Ben Dolmuş'ta gidiyorum. Bunların da mı suçlusu İmamoğlu olacak? Dolmuş'ta gidiyorum. Avrasya Tüneli yapılıyor o zaman. Kazıyorlar bayağı ama. Tamam. Dedim acaba nereyi kazıyorlar? Niye abi dedi. Şu anda gittiğimiz yol dolgu aslında. Ben çocukken bu yol yoktu dedim. Gerçekten mi dedi? Gerçekten. Aynen öyle. Efendim haftaya pazartesi saat 21'de biz tekrar üçgenlemek için sizlerle olacağız. Lütfen sizler de bize Twitter adresimizden rakamla 3 üçgen online'dan soru görüş ve önerilerinizi hafta içinde de yollamaya devam edin. Biz dilimizin döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Takdir sizlerin. Hoşçakalın efendim.